Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından Türkiye'nin dört bir köşesinde bizi izleyen bütün seyircilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum haftanın bu son gününde. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Günün geri kalan kısmı şahane geçsin. Allah iyilerle karşılaştırsın. Her şeyden önce galiba ona ihtiyacımız var. Dediğim gibi haftanın bu son gününde programımıza hoş geldiniz. 16.45'e kadar birlikte olalım. Çok enteresan konu ve konuklarla birlikte olacağım bugün. Yeni hikayelerimiz var, konuklarım var. Hocalarımla başlayayım. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle efendim. Bir anne oğul var stüdyomda. Songül Hanım oğlu Onur'la birlikte geldi. Yani çok hakikaten enteresan. Bir kadın düşünün, yeni evleniyor. Ablası kanser hastası ve ablasını bahane ederek çok fazla o eve gidip geliyor ve eniştesiyle bir ilişkiye başlıyor. Ve ablayı kaybettikten sonra, abla vefat ettikten sonra da eniştesiyle evleniyor. Ama giderken çocuğunu da götürüyor ve tabii ki hem ihanete uğramış bir koca, şaşkınlık içerisinde bir koca, hem çocuğunu, torununu göremeyen bir babaanne ve baba bugünkü ilk konuklarım olacaklar efendim. İki yaşındaki Onur Akbal, 2014 yılında Hande ile severek evlendi. Bir kız çocukları oldu. Her şey güzel gidiyordu. Ta ki eşi ablasının evine sık sık gitmeye başlayana kadar. Eşim Hande benimle evliyken eniştesi ablasının kocasıyla birlikte yaşamaya başladılar. Çocuğunu neden göstermiyorlar? Çocuğumu bana göstermiyorlar. Yaklaşık 4 senedir göremiyorum. Tek dileğim çocuğumu görebilmek. 6 yaşındaki kızı nerede? Hande, bana çocuğumu göstermemekte eline hiçbir şey geçmeyecek. Onur Akbal kızına kavuşabilecek mi? Birazdan. Şimdi iddiaları önce söylüyorum. Eşi diyor ki Hande, artık Onur tabii burasına gelmiş. Tamam, ablan hasta, Allah şifa versin. Ama her gün, her dakika oradasın. Gidiyorsun, gece 3'te geliyorsun. Şu cümle beni çok etkiledi Onur. Ben eniştemin sesini duyunca huzur buluyorum, heyecanlanıyorum. Sen bana karışamazsın, sen kimsin ki? Kocasısın. Baştan başlayalım. Nasıl tanıştınız? Sen 6 yıl platonik aşıksın bir kere. Aynen öyle ablacığım. Evet, ne oluyor sonra? Daha sonrasında benim bir yurt dışı seyahatim oldu. Ve bu yurt dışı seyahatinde karşı taraf benim para kazandığımı görünce artık ben umudumu kesmiştim tabii ki evlilik şeyinde. Ben geldiğimde direkt kendileri bana bu teklifte bulundular. Evlenmek istiyor seninle diye. Daha sonrasında alelacele bir evliliğim oldu. Tabii benim de gönül rızam dahilinde. Daha sonrasında eşim Hande devamlı ablası kanser olduğundan dolayı ablasının evinde yatıp kalkıyordu. Yeni evlisiniz. Aynen öyle. Şimdi rahatsızlığı bayağı bir ileri safhada olduğu için de ben de onu göndermemekte aslında hata yaparım diye düşündüğümden. Vicdan. Tabii. Şimdi göndermediğim bir gün içerisinde başına gelebilecek herhangi bir durumdan kendimi mesul tutmamak için her gitmek istediğinde cevabım hep onayladım her defasında. Ama demek ki bu şekilde maraz doğacakmış. İyilikten maraz doğar diyorsun. Aynen öyle. Onurcuğum, 6 yıl boyunca diyorsun platonik olarak. Evet. Sen ona duygularını açtın ama karşılık bulamadın. Aynen öyle. Artık umudu kestin. Aynen öyle. Bu Hande bana yüz vermiyor dedin. Evet. Ama mesleğin dolayısıyla bir yurt dışı seyahatinden büyük bir para kazanarak döndün. Evet. Birdenbire karşı tarafın evlilik teklifiyle karşılaştın. Aynen öyle oldu. Ama senin duyguların var zaten. Tabii. Ne oldu, para kazanınca Hande birden sana aşık mı oldu yani? Yani aynen o şekilde. Ben geldiğim zaman teklifi ben sunmadım. Karşı taraftan aracılarla bana senin evlenmek istiyor. Artık onun da cevabı evet.
sen ne düşünüyorsun hani gibisinden bana söylediler. Tabii benim de içimde bir aşkın olduğundan dolayı geri çeviremedim ve ben de kabul ettim. Onur, ama peki çok büyük bir düğün, efendim takılar vesaireler, böyle gösterişli bir şeyler oldu mu? Ya yani şöyle hani söyleyeyim. Para da kazanmış ya. Tabii. Beklenti o karşı taraftan. Ya yani şöyle söyleyeyim. Benden habersiz şekilde işte Antep civarından baklavalar söylemesinden tutun, İşte kapalı çarşıdan şu kadar bilezik alınacak. İşte bayağı bir zor şartlardan geçtim ve hepsini yaptın mı? Hepsini yaptım. Hepsini yaptım. Yani hepsini. Bayağı hani takılar. Gerçekten düğün. Çok teferruatlı bir evlilik oldu benimkisi. Çünkü o parayı kazandığına göre bir şekilde beklenti bu olması tabii, lazım. Tabii tabii, aynen öyle. Buyurun Songül Hanım. O anda bir kurban bayramı girdi araya. En azından bizim şeylerimizde, törelerimizde geline kurban gider yani. Evet, ben altın çift, takılır filan. Altınla beraber çift bileziklerle çift kurban gönderdim yani kapısına. Bu arada Onur o zaten kadar. Duyduğuma göre sen kuyum işi yapıyormuşsun. Aynen öyle, kapalı çarşıda. Kapalı çarşıda, onu da biliyor. Zaten de hani satış vesaire yurt dışı. Peki düğünler yapıldı. O döneme kadar da ablanın hastalığından hiç bahsedilmedi. Çıktı. Düğün zamanı çıkıldı araya. Evet çıktı. Allah rahmet eylesin tabii. Sonra hayatını kaybetmiş. Peki evlendiğiniz ilk günden, ilk haftadan sonra bu gidişler başladı. Hemen. Aynen hemen. Öyle. Aynen öyle. Evet. Yani ben hani hiçbir defasında ona karşı göndermiyorum diyemedim. Çünkü gerçekten hani durumu ciddiydi. Ve onu mutlu etmek için devamlı geziler düzenliyorlardı. İşte İstanbul dışına çıkılıyordu. Ondan sonrasında evlerde devamlı toplantılar oluyordu hani aile arasında. Ve ben işten yorgun geldiğimde, yani yorgun geldiğimde işte sen ne kadar işte tembelsin, işte şöylesinde falan, bunları bana söylediler. Ben aslında yorgun olmam normal ve günün bütün saatlerinde, yani yaklaşık bir 8 saat 10 saat gibi bir süreç çalışıyorum. Ve devamlı ayaktayım mesleğim gereği. Bana işte başkalarını örnek göstererek işte bak bunlar böyleler, sen niye böylesin işte falan, hep beni devamlı aşağılanmaya başladım artık. Devamlı işte sen şunları bize getirmiyorsun, şunları yapmıyorsun, şunları söylemiyorsun. Devamlı dışarıya çıkıyoruz. Devamlı farklı bir yerlerde bulunuyoruz. Ve benim de düğün dolayısıyla bayağı bir borcum vardı. Yıpranmıştım, gerçekten yıpranmıştım. Şimdi bunları yerine getirememek yeni evli bir çifte tabii benim zoruma gidiyordu. Ama bunlar benden devamlı talepte bulunuyorlardı. Onur, yani ayıp değilse eğer söylemesi, ne kadarlık bir altın takmış olabilirsiniz düğünde mesela? Yani şöyle söyleyeyim, 2014 tabii piyasası göz önünde bulundurarak yaklaşık bir 60-70 bin lira gibi. Bugünün parasıyla nedir o mesela? Bugünün değeri. Bugünün parasıyla, bugünün kurlarıyla yaklaşık bir 120 bin lira gibi, yani 100 bin lira gibi bir rakam. Peki. Yani ikiye katladığını düşünürsek. Bu talepler ne oluyordu genelde? Yani işte onu getir, bunu getir. Ama bu arada ablaya gidiliyor. Abla, enişte ve Hande gezmeler yapılıyor. Aynen öyle. Peki abla hasta, sürekli bu tempoya da ayak uyduramaz. Gece 3'te niye geliyor mesela? Ne yapıyorlar 3'e kadar? Şöyle söyleyeyim. Ablasının eşi, ben çalışan birisiyim. Yani benim bir dükkanım yok. Ama ablasının kendi şahsına ait bir dükkanı vardı. Ve maddi olarak da gücü benden iyiydi. O örnek alınarak hani beni kıyas ediliyordu. Ha, anladım. Şimdi onlar karşı taraftan istenildiği her şey yerine geliyordu. Ama benden istenilen şey, ben zaten düğün dolayısıyla bayağı bir borca girmiştim. Bana mesela işte bugün işte gidelim şurada bir balık yiyelim. İşte bir İstanbul dışına çıkıp bir seyahat yapalım. İşte bu tarzda böyle şeylerle bana sınırları zorlayan aynen, şeyler. Aynen, sınırları zorlayan bir duruma geldim. Şimdi borcum da vardı dolayısıyla. Borcum da olduğundan dolayı bana borç aldığım kişiler benim Facebook'taki fotoğraflarımı görseler hani bu oradan oraya tabii, geziyor. Oradan oraya geziyor. Ödemiyor ama. Arkamdan hani küfür edilmesin diye açıkçası. Ben bu talepleri aslında yerine getirdim ama nasıl gizli saklı, hani fotoğraf kareleri olmadan getirdim. Ya Onur, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bütün bunlar olabilir. Evet. Bu sebepten de benim isteklerimi yerine getiremiyor deyip
Belki ayrılık noktasına da gelinebilir. Ama asıl olay senin onun isteklerini yerine getirememen değil, bir enişte olayı var orada. Aynen öyle. Enişte anladığım kadarıyla varlıklı bir adam. Tabii. Bayağı varlıklı aynen bir öyle. Adam. Şimdi eğer ki ablası öldükten sonra biz enişteyi abi baba gibi görüyoruz değil mi? Aynen öyle. Ablamızın, kardeşimizin, kocası bizim kardeşimiz ya da abimiz bir şeyimiz. Evet. Şimdi abla öldükten sonra enişteyle evlendiğine göre bu ilişki abi abla hayattayken başladı. Evet. Doğru mu? Yani evet, benim evet. düşüncem o şekilde. Bu kadar bir arada olmak, bu kadar gezmek. Yani enişteyle, ablayla tamam abla hasta. Gece 3'lere kadar öyle bir tempo zannetmiyorum o hastalıkta, o dönemlerinde artık olsun. Enişteyle bir yakınlaşma ve şu laf, kavga ediyorsunuz. Ben eniştemden huzur duyuyorum, huzur buluyorum sesinden, heyecanlanıyorum. Evet. Sen kimsin ki? Bunu söyleyince ne hissettin sen? Yani aklında, kafanda bir şimşek çaktı mı? Ya şimdi işin yoksa konduramadın mı? İşin açıkçası ben de sizin söylediğiniz gibi aile bireylerine tamamıyla güvendiğimden dolayı hiçbir şekilde kötü bir düşünce aklıma gelmedi. Ama boşandıktan sonrasında baktım ki ben gerçekten çok ipin ucunu kaçırmışım ve gece 3'lerde ben yokken, yani onlar benden izin isteyerek işte biz şöyle sahil kenarına gideceğiz, hava alacağız, işte ablam rahatsız, onu mutlu etmemiz gerekiyor, işte şöyle böyle. Ben de yorgun olduğumdan dolayı bu tempoya ayak uyduramadığımdan katılmadım aralarına. Ve enişteleriyle beraber bunlar devamlı İstanbul içerisinde farklı farklı semtlerde. Belki abla da yoktu yanlarında. Ablası yanındaydı. Her zaman yanında ablası mıydı? Ablası yanındaydı. Sence peki şöyle bir duyum aldım. Bir iddia tabii bu. Evet. Yine sizden geldi. Abla hayattayken kaç çocukları var? Şu anda... Hayır. Ablayla eniştenin kendi çocuklarından bahsediyorum. Ablayla iki tane çocukları i̇ki vardı. İki tane. Şimdi enişte de çok varlıklı ya. Abla şöyle bir şeyde bulunmuş. Hani Allah korusun demiş. Bana bir şey olursa bu malımız mülkümüz bölünmesin. Gidip yabancı bir kadınla evlenip işte çocuk falan vesaire... Böyle bir şeyi vasiyet mi etmiş? Yani kardeşiyle aslında kocasının bir beraberliğine onay mı vermiş ya da biliyor muymuş sizce? Serap Hanım, ben kendi kulağımla duydum yani. Benim yanımda söyledi kardeş, ablası. Allah rahmet eylesin. Zaten bizim, tekrar başa dönelim, bizim bu düğün olayımızda bile kınada aldı, evine götürdü. Benim insanlarım, misafirlerimle tanıştırmadı. Biz kınaya gittik. Onlar oynuyorlar. O kına halinde aldı, hadi kardeşim dedi, bize gidelim. Kızım dedim, ben misafirlerimi getirdim, kına yapacağız yani. Kına gelin de yok dedi. Hemen ablası gövdürdü, onu aldı gitti. Düğün zamanında tekrar yine düğün olayında yine bir olay çıkardılar gelinliğin içinde. Hadi ablacığım giyin, bize gideceğiz dedim. Yavrum niye böyle saçma sapan konuşuyorsun Kadir'im dedim. Siz dedim artık bitti, bana bırakın, benim evladım benim oldu yani. Sizden çıktı bu. Ama ben hiç sahiplenemedim Serap Hanım. Yani gelinim diye sahiplenemedim. Bana hiç bırakmadı. Annesi arabaya bindirdi, annesi yündürdü, annesi gelin getirdi, annesi çekime götürdü. Doğum sırasında bile ne bizim hiçbir şeyimiz olmadı. Hep kontrolları, montrolları hep abla anneyle. Şu şeyi anlatsanıza. Hamileyken gidiyor bir de. Evet. 6 aylık hamileyken enişteye evet, gidiyor. Doğru mu? Evet, evet, evet. Evet. Siz bebek haberini alıyorsun. Evet. Onu bir anlatın. Biraz önce bana anlattınız. Onu ben anlatayım. Bebeğimizin olacağına haberim vardı. Hani hamile olduğunu biliyordum ama doğum gününde, yani çocuğun doğacağı gün, ikimizin ortak tanış olduğu bir ablamız beni aradı. Bana bir WhatsApp'tan bir fotoğraf attı. Fotoğrafta da bir bebek bir fotoğrafı. İşte ben de sordum, abla bu kim? Kim necidir, hani nedir diye. Bu senin kızın dedi. Ve ben çocuğumun doğumunu bu şekilde haber aldım. Ultrason şeyi mi? Ultrason doğmuş, değil. Doğmuş. Çocuğum doğmuş. Hastanede. Ne? Evet, hastanedeki fotoğrafını. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bu yani şekilde fotoğraf atar. Sizin olduğundan eminsiniz değil mi? Yani... Şimdi ona da geleceğim evet. Tabii de. Songül Hanım, şeyi söylüyorum. Hani hamile olduğu müjdesini sen annene söylüyorsun. Evet. Evet. Niye söyledin? Ben gizli yapacaktım diyor. Onu da bir anlat. Aynen öyle. Şimdi ben çocuğumun olacağını tabii öğrendiğimde çok sevindim ve mutlu oldum. Dolayısıyla bunu ailemle de paylaşmak istedim. İşte ilk fırsatta gidip anneme işte çocuğumun olacağını söyledim. Daha sonrasında işte annem, aa bak işte bu şekilde çocuğun olacakmış işte deyince,
İşte bana biraz zelzelişte bulundu. Uçtum. Dedi niye sen benim oldu ya? Neden dedi çocuğun doğacağını annene haber verdin? İşte doğduktan sonra haber olsaydı. Yok artık. Şöyle olsaydı. Saçmalık. Çok saçmalık yani. Evet. Yani şimdi ben bu şekilde olayları başkalarına anlatamadığımdan dolayı, içerime kapanık olduğumdan dolayı kendim gerçekten çok rahatsız oldum. Şimdi anlatılacak da mevzular değildi bence. Ama şu an bakıyorum ki artık anlatmamamın artık onlar suistimal ettiler. Hani çocuğu gelip görmüyor gibisinden, ondan sonra işte çocukla hiçbir ilgisi yok gibisinden şeyler söyleniyor. Çevremdeki insanlar artık bana çok farklı gözlerle bakıyorlardı. Ben zaten çocuğumun görüş süresini uzatmak için bir mahkeme açıldı. Bu mahkeme bayağı bir uzun sürdü. Yaklaşık bir 3 sene gibi bir süre sürdü. Onaylandı ve onaylandıktan sonra istinafa gidildi. İstinafa gidildi ve ben 3 senedir yaklaşık 3-4 senedir çocuğumu görmüyorum. Çocuk zaten 6 yaşında. Evet. 2015 doğumlu. Evet. Ben 2 sene gibi bir süre yani çocuğumu çok kısa bir süre. Yani 10'dan 12'ye kadar. Ondan 12'ye kadar. Siz görebildiniz mi? Yani ilk zamanlarda 10'dan 12'ye kadar. 2 sene gibi bir sürede yani gördük. Ama sonrasında gerçekten çok sıkıntı olmaya başladı. Çünkü işte İstanbul dışında olmadıklarını söylediler. Ondan sonra işte yani İstanbul dışında olduklarını söylediler daha doğrusu. Daha sonrasında müsait olmadıklarını, işte sana göstermek istemiyoruz dediklerini falan. Ben bu şekilde... Pardon. Biz baba dururken çocuğu anneye emanet ediyor. Gidiyor 2 ay Ümre'den gelmiyor. Ümre'ye gitmişler yurt dışına. Bize gelince de çocuk meme emiyormuş. 2 saat yeterliymiş. Çocuğum yani acıkıyor. Size ve babaya bırakmıyor. Hiç. Evet. Yeni evlendi. Enişteye bırakıyor. Anneannesine. Anneanneye bırakıyor. Anneanne de enişteyle evet kalıyor. Beraberler. Ha, hepsine ayrı daire alındı. Beraber oturuyorlar yani. Evet bu süre peki, içerisinde. Şimdi abla rahmetlinin hani mal bölünmesin. Bir de tabii orada şu 2 tane çocuk faktörü var ya. Sanki çocuklarıma bir üvey anne gelirse kötü davranır. Ama teyzeleri olursa. Hı-hı. Sanki rahmetli onları bir yaklaştırmış. Evet. Ve anneanne evet de bence evet, bunu onaylamış gibi içinde geliyor. Evet. Enişte de paralı bir adam. Evet. Ondan sonra şimdi bir de ortak çocukları olmuş. Ve 6 aylık hamileyken evi terk edip enişteye mi gitti? Aynen öyle yaptı. Anne vefat etmiş mi abla? Abla o ilk ayrılmamızda vefat etmemişti. Yaklaşık bir 3 ay 4 ay sonrasında vefat etti. Hani ben ablasına tamam destek olabileceği hakkında hiçbir şey yapmadım. Sıkıntı yaşatmadım. Ben bir şekilde bu yani düzeltebileceğimizi düşündüm aramızı. Ama ablası vefat edince bana bir yine ortak bir tanış olduğumuz bir kimseyle işte cenazeye gelmemem söylendi. Ondan sonra ben ne yapıp edip gidecektim ama sonrasında baktım ki bu hayır işi olmayacak. Yani gitmem hayırlı bir şey olmayacak. Ablasının vefatından sonra Hande babasının evine geri dönmedi. Yani eniştesiyle yaşamaya devam etti. Ondan sonrasında bu Hande'nin annesi de şu anda o evde yaşıyor ve annesi evli. Yani annesi evli olmasına rağmen babası farklı bir evde yaşıyor. Hande'nin annesi de Hande'lerle beraber eniştenin evinde yaşıyorlar. Şimdi kızını kaybettiği için belki o evde torunları falan var ama çok acayip. Çok yani acayip. Bunlar akraba mı? Hande'ler ve enişteniz. Yok değiller. Akraba değiller. Değiller. Hı. Ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Benim üzerime gerçekten çok iftiralar atıldı. İşte mahkeme sürecinde mahkeme süresini uzatmak için işte uyuşturucu kullandığımı söylediler. Psikolojik problemlerimin olduğunu söylediler. Tabii ben bunları kanıtlamak için bütün delilleri ortaya sundum. Ama onlar vazgeçmediler. Bunları niye yaptılar? Tazminat mı istiyor? Tazminat değil. Yani bu dava ne kadar uzarsa davanın bitiminde bana çocuğu göstereceklerdi. Yani bizim anlaşmamızda işte dava bitecek. Eğer olumlu bir sonuç gelirse çocuğu göstereceklerdi bana. Ama bu dava süreci gerçekten çok 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 uzun sürdü. Bir hırpaladı değil mi? Aynı çok çok ben zarar gördüm. Yani psikolojik olarak gerçekten. Şeyi de merak ediyorum. Ne zaman sen tam olarak bir dakika önce şundan başlayayım. Siz evlenmeye karar verdiniz. Evet. Ablanın vefatıyla evlenmeniz arasında geçen süre ne kadar?
6 ay. Yani. Aslında abla da enişte de artık hastalığının son evrede olduğunu biliyorlardı. Az çok doktorlar da tabii net bir tarih vermemekle birlikte belli ki işte şurada bir sonuçlanacak gibi bir yaklaşık bir şey söylüyorlar. Evet. Ve orada da abla, anneanne bizden, evet. Hem çocuklar teyzeye kalsın hem adam varlıklı gibi tamamen tahminde bulunuyorum. Tamamen şu anda bir şey, yani bu kesin olan bir şey değil ama akıl mantık yürütüyorum. Ne zaman anladın sen enişteyle karın arasında aslında bir baldız enişte değil de sevgili olduklarını? Ya ben, şöyle söyleyeyim ben işin açıkçası onlar ta ki evlenene kadar ben konduramadım. Ve bana birçok kişi, yani birden fazla kişi, hani bunun sonunun hayır olmayacağını, işte eniştesiyle evleneceğini söyledi. Ben Hande'nin bunu yapabileceğini ama eniştesinin bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini düşündüm. Ve ben onlara da o şekilde söyledim. Ama bekledim ve gördüm ki... Şok olmadın mı? Gerçekten şok oldum. Yani... Çünkü sen de enişte dediğin bir adam sonuçta. Ben eniştesiyle aynı mekan içerisinde, kapalı çarşı diye tabir ettiğimiz bir mekanda zaten onların evliliğinden öncesinde de tanışmışlığımız vardı. Arkadaş gibiydiler. Evet. Ve ben ona abi gözüyle baktığım için bir de nasıl diyeyim? Hiç konduramadım. Hala aynı yerde mi onun dükkanı da? Aynı yerde. Görüş karşılaşıyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Ben şu anda işi bırakmak zorunda kaldım bu pandemi dolayısıyla. Şu an aslında bir yerde de sebebi de oldu. Aslında ben gururlanarak, hani övünerek bir şekilde dolaşmam lazım. Ayıp eden kişi o olduğundan dolayı. Ama inanın gerçekten çok kötü bir durum. Allah kimseyi... Yani yaşatmasın. Siz o abi dediğiniz o eniştenin dükkanına gelip giderken mi tanıştınız eşinizle? Nerede tanıştınız? Biz eşimle yani gene aynı semtte oturuyorduk. Aynı semtte oturuyorduk ve bir abisi vardı. Biz abisiyle devamlı diyalog içerisinde olduğumuz için, o da abisi de Kapalı Çarşı'da çalışıyordu. Devamlı diyalog içerisinde olduğumuz için beraber gider beraber gelirdik çalıştığımız yere. O eniştesiyle de aynı şekilde bağlantıları vardı. Yani hiç bilmiyorum nasıl oldu böyle bir şey. Ben hala da yani gerçekten konduramıyorum. Hande 32 yaşında. Enişte kaç yaşında? Ben 32 yaşındayım. Hande şu anda 27-28 yaşında. Enişte? Enişte takriben söylüyorum. Net olarak bilmiyorum ama şu anda 45 ya da 40 yaşında gibi. Yani aralarında nereden baksan bir 20 yaşa yakın fark var. 20 yaş değilse de bir 10-15 yaş gibi var. Ve elinde doğmuş gibi, yani elinde büyümüş gibi bir şey aslında. Baldız yani, dediğin yani, öyle bir şey yani. Öyle. Değil mi? Evet. Ablasıyla evlenirsiniz, küçüktür, kızınız gibi olur. Tabii. Evet. Yani biz öyle biliyoruz. Evet. Peki 6 aylık hamileyken, daha abla vefat etmemişti o zaman, değil mi? Evet. Neden gitti evden? Niye hamileyken terk edip seni ablasının evine gitti? Neden gitti? Şöyle söyleyeyim. Yine tabii aslı astarı olmayan bir mevzudan dolayı. Bir düğün var. Ve pazar günü ben bu düğüne gidemeyeceğimi söyledim. Ondan sonrasında yani ben yorgun olduğumu dile getirdim. Ondan sonrasında işte bana bu düğüne ben gideceğim diyerek hani ben de hamile olduğunu ve hani o kadar kalabalık ortamda bulunmaması gerektiğini söyledim. Sonrasında da bana işte seni takan kim, ben bu düğüne giderim dedi. Ben de gerçekten gururuma yediremedim yani. Yani dedim ki eğer gitmek istiyorsan buyur dedim git ama dedim ben bunu dedim kabul etmiyorum. Bir de gerçekten hani biz dinimizi yaşamaya çalışan insanlarız. Hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman eşim çarşaflı bir kimse olduğu için... Ben eşim de gerçekten bu kisvesinden dolayı da bir nevi aşık oldum ona. Şimdi bu düğün ortamında tek başına, ondan sonra işte bulunmasına da gerçekten gönlüm razı gelmedi. Beni de takmayacağını söylediğin için ben de ona yolunun açık olmasını söyledim. Yani bir daha bu şekilde... Yollarımızı ayıralım. Aynen öyle. Çünkü o da topladı, ablasının evine gitti. Aynen öyle. Buna benzer ben daha öncesinde de birçok olay yaşadım ve bu son adresi oldu artık benim için. Ben de artık gidip geri dönmemesini söyledim.
Ama sonrasında ben o anda çocuğu düşünmeyerek bir karar vermiştim. Sonrasında özür diledim. Hani geri dönmesini yani, de söyledim ama bana negatif bir dönüş oldu. Aslında bu şekilde olması da benim için gerçekten çok büyük hayırmış. Hayır olmuş bence. Bence de. Peki Onur, çocuğun dünyaya geldiğinde fotoğraf attılar sana, oradan aynen gördün. Aynen. Bebeğin dünyaya geldiğinde evet, Hande'nin ablası vefat etmiş miydi? Yok. Çocuk doğduğunda ablası vefat etmemişti. Ama artık herhalde sayılı günleri. Çok ağırdı, kısa bir süre. Evet, evet, zaten çok kısa bir süre hayatta kaldı. Daha sonrasında vefat etti. Ama hamileliğinin son 3 ayını ablasının ve eniştesinin yanın evet, evinde geçirdi. Hı hı. Doğum yaptığını sen ve siz evet, telefondan öğrendiniz. Bebeği de aldım, hastaneden çıktığında yine ablasının ve eniştesinin evine gitti. Aynen öyle yaptı. Biz Serap Hanım, ben de çalışıyordum, işteydim. Oğlum da işteydi. Bana telefon etti ki anne dedi bebeğimiz oldu dedi. Zaten benim elim ayağım boşandı. Hemen patrona dedim hocam ben dedim çıkmak zorundayım dedim. Tamam kızım dedi seni dedi şoför bıraksın dedi gideceğin yere. Hemen geldik işte hediyesini falan her şeyini zaten hazırlamışım. Yine o arada yaptım onun söyleme sahip altınını maltınını. Geri döner oğlumla diye belki bekliyorsunuz. Yok yine bizim çocuğumuz hani belki tabii dönecek, biz öyle bir şey hiç beklemiyoruz yani. Tabii ki dönecek evine, hep öyle bekliyoruz yani. Hastaneye gittik, hastanede o kadar uzak ki saat 3'te de taburcu olacakmış. Bizim yetişmemiz lazım. Kaç tane vesait değiştik yolda. En son ulaştık hastanede, meğersem bunlar bizi bekliyorlarmış. Hastane çıkışını ödeyelim diyene. Annesi falan arabaya oturmuşlar. Kenara çekilmişler arabaya eniştesine. Haber vermiyorlar gel bebek geliyor tabii, diye. Eniştenin evet, arabasında kenarda oturuyorlar. Biz oğlumla girdik işte hemen hastane çıkışını falan yani şeyler yaptırdık. Ödemesini ödemesini yaptık. Kapıyı çaldım çocuğu göreceğim müsait değiliz bekle dedi bana. Neyse bekledim yine oğlumla beraber kapıyı açtı girdim içeriye. Abisi dedi bana çabuk olun dedi bir yere acele gitmemiz lazım dedi benim. Çocuğu elime aldım evet, daha yani bir sarıldım öptüm artık orada ağladım yani. Yani babasını orada toplasak yani benim çocuğu görüş sürem yani yaklaşık bir iki dakika civarında. İki dakika sürmedi yani. İki dakika evet, sonra abisi annesi, acele bir işlerinin olduğunu hemen çıkması gerektiğini daha sonra görebileceğini söylediler ama çıktıktan sonra annesi Hande'nin annesi işte kesinlikle benim çocuğumu görmeye gelemez işte gibisinden sözler söyledi. Anneanne benim çocuğumu anneanne görmeye gelemez diyor. Aynen öyle, onun buraya gelme izni yok dedi. Sinirim çok ayaklarına yani, kapandım doğum yani. Doğum masraflarını size ödettiriyorlar ama aynen çocuğu öyle, iki dakika göstermiyorlar. Haber de vermiyorlar. Haber de vermiyorlar. Evet en evet, son anne döndü sırtını gerçekten oğlum dedi giremez ya, dedi müsait değil dedim yavrum senin nikahlı kocan ne demek dedim bu dedim annem dedim niye öyle yapıyorsan anne ağladım. Hayır dedi giremez müsait değilim dedi müsait olunca girsin dedi neyse çarşafını falan giydi sırtını döndü kapıya bunu çağırdım gel dedim çocuğu gör dedim oğlum neyse bu girdi çocuğu aldı. Ondan sonra daha böyle bir öptü abisi bizim acele işimiz var gitmemiz lazım dedi bırak dedi zamanımız anladığım yok kadarıyla kaç göç yapmış yani boşanmış sayıyor kendisini kocasından. O zaten imzayı attırmışlar evet, hocam. Değil orada bitmiş evet, onun evliliği. İmzayı zaten daha bunu götürüp diyor, sıkıştırıp diyor, imzayı attırmışlar boş kağıda yani boşanmış bu. Tabii tabii o arada da evlendi. Resmi olmadan tabii önce bunlar boşanmış. Kime kağıda imza attı? Buna. Ya çocuk doğmadan önce bana bir tabii uzlaşmalı bir şekilde bir boşanma dilekçesi imzalattılar. Protokol imzalattılar. Protokol evet, imzalattılar. Ama protokol sonrasında mahkemeye gittiğimizde hakim boşamadı ve çocuğun doğmasını beklememizi hamile söyledi. Hamile olduğu için. Evet. Daha sonrasında tabii yollarımızı ayırdık. Ve bebeği de aldılar gittiler. Aynen gittiler öyle, o kadar. Kısa yani bir süre sonra da ablası vefat etti. Evet. Bu arada siz boşandınız. Aynen evet, öyle. Belli bir iddet müddeti var, bekleme süresi var. O süreyi doldurdular mı evlenmek doldurdular için? Doldurdular. Ve bunu sen kimden duydun mesela? Eniştesiyle evleniyor. Düğün haberini aldın mı? Buna düğün haberini çok komik. Yani bir yine ortak tanış olduğumuz. Hep zaten ortak tanışlar vasıtasıyla bunları hep haber aldım. Yine bana bir davetiye geldi fotoğraf olarak. İşte dediler bu hafta düğün var. İşte ben sana söylemiştim onunla birlikte evleneceklerini. Sen konduramamıştın gibisinden karşı taraf bana söyledi. Ya ben gerçekten çok kötü oldum o zaman. Çünkü
hani onların kafa yapılarını, yani kafalarındaki düşünceyi ben kendi yorumumla olumsuz olarak görüyordum. Enişte tamamıyla hani bundan uzak görüyordum. Düğün davetiyesi gelince ben yıkıldım. Gerçekten yıkıldım yani. Esas o zaman yıkıldık yani biz. Efendim canım. Esas o zaman yıkıldık yani. Evet. Çok büyük şok bir de yani. Çamlıca evet. Tepesi'nde düğün şey nikahım var. Kızını görmek istiyorsan gel orada gör diye. Ve o düğünün olduğu gün dalga benim geçerli. Ben zaten ya. Hayır dalgadan ötürü yani bir intikam alır gibi evet. Bir şey. Aynen siz öyle oldu. Sanki siz onu zorla kaçırıp evet. Zorla evlendirmişsiniz de bir intikam alıyor. Değil hocam, öyle bir duygu bu. Hocam zaten ben bunun ayaklarına kapana kapana yani elinden silah mı almadım yani artık. Tek bir çocuğum yani. Benim kimsem yok. Eşim de yok sizlere. Psikolojin bozuldu. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yapma oğlum. Sen bu kızı dövdün mü ettin mi? Yani bu kızın ben sana hiçbir şekilde bir düşmanlığı fiziksel... var. Öyle dediler zaten Serap Hanım. Neler ama bir şey uydurdular olması yani. Lazım bu kadar. Bir garip hiçbir şey yani. Yok. Hiçbir yani şey yok. Yani. Hande'nin beklemiş olduğu kriterler bende yoktu. Hani o daha fazlasını tabii, umdu. O çok daha fazlasını bekliyordu. Ama göremeyince, onunla karşılaşamayınca kutuplaştık artık böyle birbirimize. Kavgalar, devamlı tartışmalar, devamlı itiş, tartışmalar kapış. Ve bu tartışmaların da konusu genelde hep maddiyat oldu. Hani yeni evlenmiş birine şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ne mesela? Pahalı çantalar, takılar, ayakkabılar, seyahatler. Ben bunları söylemesine fırsat vermedim gerçekten. Serap ben her şeyi dört dörtlük alındı onlar. Ne istiyordu yani? Daha fazla, yani şöyle, daha fazla. Mesela devamlı yani gezilere gitmek. Hani böyle nasıl diyeyim, bir İstanbul dışına çıkarak sanki daha yeni evlenildiği zaman balayına çıkacak gibi. Ama sen çalışıyorsun, işin gücün ben, var. Tabii ben kendi çalışıyorum. Kendi ailesinin maddi durumu nasıl? Bizden daha da şey ay, yani, düşük yani hocam. Maddi durumları gerçekten yani çok kötü demeyeyim ama iyi de değil yani. Orta i̇yi halliler. De, orta halliler. Yani... Aile de aslında baktığında Hande'nin isteklerine cevap verebilecek şey de değil. Evet. Kocadan bekliyordu. Evet. Aynen. Koca da aradığını bulamadı. İşte ama örnek evet. Alınmış bir enişte vardı. Çok mu zengin bu adam? Ablasının yaşamış olduğu çok kriterleri zengin. Görerek tane, o da kendisi de onu. İki tane bile kuyumcu dükkanı var hocam yani. Bilmiyoruz ama Serap Hanım bayağı zengin yani. Yani abla çok zengin. Şaşal bir hayat yaşıyordu. Tabii. Ve o örnek tabii. Alınarak zaten onda görülen şeyleri bende de istedi. Tabii. Sonra da ablasının hayatını yaşamaya seçti. Tabii. Yani, o yaşar da enişte nasıl bunu kabul eder? Enişte yani? Nasıl? Enişte kaç nasıl yıllık evlilerdi mesela enişteyle abla? Çocukları da var. Hadi 10-15 yıl olsun. O kadar, o kadar bile yoktu. Yoktu yani, yani şöyle ama, söyleyeyim bir 6-7 senelik bir evlilikleri oldu. Çocukları küçük müydü? Küçük. Çocukları küçüktü. Diyelim ki 7-8 senelik. Evet. Daha karın yeni ölmüş. İddet müddeti kaç gün? 300 gün. Ya bir yıla yok. 300 gün de yalnız iddet müddetini şu şekilde bertaraf hamile edebilirsiniz. Hamile değilim. Herhangi bir hastaneye gidip hamile olmadığınızın tespitine ilişkin rapor alıp mahkemeye sunarsanız öbürsü gün evlenebilirsiniz. Öbür çocuğu da doğurmuş zaten. Tabii. Yani enişte de nasıl kalktı hemen nikahlar, düğünler yaptı yahu. Bir dur karının bir yasını evet tut ya. Bir sene de olsun yani hiç değilse. Bize ya bir buçuk senede, iki senede de olmaz da. Peki gelelim şimdi Onur. Evet. Bu Şura'yı alıp gittiler. Hastanede doğumundan bile haberin olmadı. Sadece hastane masrafını ödedin. Adını falan kim koydu? Yani adını senin gerçekten... Bir... Zaten adı Kadriye Şura. Hmm. Kadriye vefat eden ablasının ismiydi. Şura da bizim daha öncesinde, daha boşanmadan öncesinde kendi aramızda belirlediğimiz bir isimdi. Ablasının vefatından sonra çocuk doğduğundan dolayı ben Kadriye olmasını gerçekten hani bir sakınca görmedim. Çünkü bu şekilde ablanın evlilik yapacaklar mi? Gibisinden. Ablasının ismi. Ablasının ismini koydu. İyice bir çaprası. Evet. Daha sonrasında ben hani bunda bir şey hiçbir şekilde hani bir kötü niyet aramadım. Ablasının hani bir nevi yerine koyduğunu çocuğu düşündüm. Ama biz ablasının evinin içerisindeymişiz zaten. Yani ablasının gerçekten evinin içerisindeymişiz. Şöyle biz eniştesiyle gittikleri herhangi bir yerde ben hiçbir şekilde şüphe etmedim. Ondan sonra bir art niyet aramadım. Hiçbir şekilde art niyet aramadım. Ama bir baktım ki davetiye yıkıldın tabii. Yıkıldı. Peki bu çocuğun senden olduğundan emin misin? Yani şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum olduğunu biliyorum ama emin değilim. Emin değilim.
Sizin bir şüpheniz var mı son günlerde? Ya ben de Serap Hanım şimdiye kadar gerçekten hiçbir şey konduramıyordum ama en son gittim ben kapısına, bundan gizlin kaçtım gittim. Hani iki kere polisle gittik. Hani görme şeyimiz var ya, hakim verdi çocuğu. Üçüncü sefer polis dedi ki bak dedi evdeki anneye, anneanneye. Biz dedi buraya ikinci gelişimiz, üçüncü gelişimizde dedi bir daha dedi eğer çocuk evde olmazsa dedi 3 aydan 6 aya kadar hapis var dedi. Ben de oğlum gelmesin dedim, hele dedim yine vermeyecekler biliyorum ama biraz içimi dökeyim dedim onlara karşı ya dedim. Gittim kapıyı çaldım, kim o dedi, ben dedim Hande yavrum benim dedim, Şura'yı verdi dedim, benim ablam da onların oturduğu yerde oturuyor. Şura'yı verdi dedim, 1-2 saat vakit geçirelim yavrum dedim. Ben dedi şey Hande değilim dedi, bakıcısıyım dedi. Hande nerede dedim, sensin dedim yavrum, sesini tanıyorum dedim, sensin dedim. Ben dedi değilim, neredeler dedi, 1 saat sonra gelir dedi. 2 saat bekledim kapıda, gelmedi. 3. saatte gittim ki kapıyı çaldım, evdesin dedim yavrum, çocuğu ver dedim. Vermedi. İyi dedim verme, ben seni iyi, polisi çağırdım o anda, polis geldi. Dedi ki teyze dedi görme şeyiniz var mı, kağıdınız elinizde? Evet dedim var dedim yavrum, verdim. O polisler birbirlerinin yüzüne baktılar. Benden önce eşi yetişmiş. Onların mühitin polisleri yani Ümraniye şeyinin polisi. Gösterdiler mi göstermediler? Göstermediler. Şu anda Hande senden olan çocuk. Tırnak içinde de tabii çünkü diyorsun ki biz evlendik. 2 gün sonra abla evinden çıkmıyordu. Böyle bir durum var. Zaten evliliğiniz, ablanın hastalığı, hamile 6 aylık hamileyken evden gidişi, ablanın vefat edişi hepsi bir yıl içinde olan evet, şeyler aynen. Bunlar. Şimdi orada kendi çocukları da oldu. Enişteyle bir de ortak çocukları oldu. Ablasında 2 çocuğu var. Evet. Hande onlara da bakıyor. Evet. Bakıcılar var. Evet. Hande zengin. Bakıcı yok. Annesi bir de damatın annesi, Kadir'in annesi. Hı. Torunların 2 anneanneyle babaanne bakıyor. Anladım. Yani. Varlık içinde yaşıyor. Evet. Ama sen en son çocuğunun ne zaman, ne kadar oldu hiç görmeyeli yüzünü? Hiç görmeyeli yaklaşık 4 sene oldu. 4 senedir. Evet 4 senedir mahkemedeyiz Serap Hanım. Çocuğu en son 2 yaşında gördün. Aynen evet. Öyle. Baba falan görüntülü falan hiçbir yok, şekilde. Yok hiçbir şeyimiz yok. Hiç. Her pazar gittik ağlayarak geldim ya. Her pazar. Peki sen emin misin gerçekten bu çocuğun senden olduğundan? Yani, yani ne zamandan beri böyle bir şüphe içindesin mesela? Ya ben şimdi her kapı çalışımda çocuğumu görmek için bu kapının yüzüme kapanması bende bir soru işareti oluşturmadı değil, oluşturdu ama en son mahkeme artık benim görmeme karar verdiğinden sonra istinafa yollandı dosya ve istinafa bir... gitmesi engel değil görüşmeye. Yok bakın, yok onlardan işte... bahsetmiyorum. Yani işin o hukuki kısmını boş ver. Senin içinde bir şüphe oldu mu? Enişteyle evlendiğini davetiyeden gördün. Bu kadın 6 aylık hamileyken gitti eniştesine. Ama onun öncesinde de her gün beraberlerdi gece 3'lere kadar. Bir şey düştü mü kafana? Yani şüphe. İlk zamanlarda değildi. Şu son zamanlarda ben artık şüphelenmeye başladım. Çünkü peki. Çocuğumu göstermiyorlar bana. Peki bir virgül koyuyorum. Çünkü bunun bütün bu konuşmaların, iddiaların... bir şekilde karşı tarafın da söyleyeceklerini dinlememiz lazım ama ortada şu an 6 yaşında olan 2 yaşındayken en son görülmüş ama hiçbir şekilde 4 yıl içinde bir irtibat kurulmamış bir çocuktan bahsediyoruz. Yani baba olarak kimi biliyor mesela? Enişteye baba mı diyor? Evet, teyzesinin kocasına baba diyor. Ölmüş teyzesinin. Acaba gerçekten onun öz babası o mu? Yoksa Onur mu? Tuhaf bir durum var ortada. Bunları araştıracağız ama şimdi 41 yıl önce 13 yaşındayken çocuk doğurmuş, çocuk gelin edilmiş. Kezban Hanım'ı biliyorsunuz dün hikayesini anlattı. Bugün 41 yaşında olan ve en son 6 aylıkken gördüğü kucağından dayısı tarafından kocasına dayısının oğluyla zaten evlendiriliyor. Ona verilen ve bir daha görmediği oğlunu arıyor efendim. Kezban Hanım yeni eşinden olan oğluyla beraber stüdyoya gelecek. Hayatı acılarla geçen ve 13 yaşında dayısı tarafından evlendirilen Kezban Fatma Demir,
40 yıldır yüzünü göremediği, kokusunu duymadığı evladı İlyas'ı arıyor. Bebeğini 6 aylıkken dayısının zoruyla bırakan acılı anne oğluna kavuşmak istiyor. Eğer yanlarında büyüdüyse, evlatlık verip ya da yuvaya verip bir aile evlat edinmediyse İlyas Beyaz'ı arıyoruz biz. Dayısı İlyas'ı neden bıraktırdı? Ben çocuklu kadını zor veririm birisine. Başlık parası da alsa zor veririm. Annesini aradı mı? Bir Sivere'ye gelmiş galiba İlyas. Aramış seni. Duydum. Bu gerçek mi bu olay? Aynen bu gerçekti. 40 senedir sesini unutamıyor. Ben aşağıya indiğim kadar onun sesi hala hala benim kulağımdaydı. Ağlıyordu. Ağlıyordu. Kezban Fatma Demir oğluna kavuşabilecek mi? Birazdan. Evet. Dün de söyledim. Tam olarak karşınızda bir çocuk gelin duruyor efendim. Hani gözlerinizle görmemiş olabilirsiniz ama anlatılan hikayeler, tecrübeler zaten yaşanmışlıklardan yola çıkarak yazılıyor, anlatılıyor. Tam olarak 13 yaşındayken anne baba ayrılıyor. Önce annede kalıyor. Baba yanına almıyor. Anne evleniyor. Baba evleniyor. Dayıya emanet ediliyor. Dayakla büyüdüm diyor. En sonunda dayı kendi dayısının oğluna 13 yaşındayken al diyor. Bir boğaz eksilsin diyor aslında evden. Bir de başlık parası alıyor. Ve orada bir bebek dünyaya getiriyor. Erkek bebek. 6 aylıkken dayı kapıyı çalıyor. Diyor ki işte öbür tarafta demiş ki gel al yeğenini. Çocuk kalsın diyor. Götürüyor bu sefer Müslüm Bey'e. Yani sonradan evlendiği ve hala evli olduğu Müslüm Bey'e gene başlık parası karşılığı veriyor dayı. Kezban Hanım'a. Sonrasında 3-4 sene sonra gene geliyor. Müslüm'ü bırak gel diyor. Bak şimdi. Bu sefer başkasına verecek. Orada da artık yeter diyorsun değil mi Kezban Hanım? Yeter. Diyorum. Buraya kadar. Ben diyorum, kocamdan yeter. Memnunum. He. Ben senin dediklerini yapmak zorunda değilim. Aynen öyle. Beni parayla oraya buraya veremezsin artık. Doğru. Sonra Müslüm Bey'den de 6 tane mi? 8. 8 tane çocuğu dünyaya geliyor. Ama hiçbir şekilde 6 aylıkken kucağından ağlayarak alınan İlyas'ı unutmuyor. Ve o ağladığı sesi bile diyor kulaklarımda çınlıyor diyorsun. Doğru mu? Doğru. Ve 35 40 sene. Bu 40 senede o ses daha benim kulağımdadır. Hiçbir zaman ben o sesi unutmam ben. Hatta hani bulmayana kadar da ben unutmam ben. Ve dünya gözüyle onu görmek dünya gözüyle daha ben ölme. Zaten ben rahatsız bir insanım. Bugün bugün yarın yarın. Allah ben hastayım. Allah rıza için benim oğlum nerede de çağırdın getirin. Ben bir bunu daha ölmezsem ben bir oğlumu göreyim. Başka ben hiçbir şey istemiyorum. Şimdi dayısının oğluna hani veriliyor ya tabii nikah falan yapılmıyor 13 yaşında zaten. Dayısının oğluna veriyor. Yani kendi annesinin de dayı oğlu oluyor. Bu arada tabii biz İlyas'ın evlatlık mı verildi? Yoksa babasıyla beraber mi büyüdü? İşte onu ben bilmiyorum. Onu bilmiyoruz ama dayıyla diyorsun 35 senedir ben konuşmuyorum. Hayatta mı değil mi ölümü sağ mı bilmiyor. O da ölmüş. Ölmüş bugün mi? Haber geldi. Şimdi baba bir anne ayrı bir kardeşiniz var Gülay. Gülay Hanım telefonda. Gülay Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Siz Kezban Hanım'la baba aynı, anne ayrı ama nasıldır ilişkiniz? Hayır, anne bir, baba ayrı. Anne bir, baba ayrı. Görüşür evet. Müsünüz? Kardeşlik duygusunu birbirinizde yaşar mısınız? Evet evet, tabii ki yaşarız. Gideriz, gelirim. En yakını benim burada, aynı şehirde oturuyoruz. Şahane. Peki şimdi yıllar önce bir şey gelmiş. Köye geldi, aradı İlyas annesini falan diye. Sizin bundan haberiniz oldu mu? Benim o bilgiden haberim olmadı ama o bilginin tam olarak doğru bir bilgi olduğunu da düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Peki bu Osman dayı ölmüş galiba. Evet, biz Adana Abdoğlu köyüne geldik. Biz dayımın evini bulduk. Çocuklarıyla tanıştık. Dayım vefat etmiş. Ne yazık ki.
Eşi de evde değil. O da Adana'ya gitmiş kendi kızlarının yanına. Bunun da çocukları pek bir bilgiye sahip değil. Yani Mustafa, Ferit var burada ama çocuklar pek bir bilgiye sahip değil. Onların da kulaktan duyma, babalarından duydukları şu kadarı var. Yani evet öyle bir çocuk varmış ama pek bir bilgiye sahip değiller. Yani diyelim ablamın aradığı çocuğun babası kaza geçirmiş, öldüğünü biliyorlar. Kayınbabasının, evet, kayınbabasının adının Ramazan olduğunu biliyorlar. Kurtçuk olduğunu biliyorlar. Kurtçuk. kayınbabasının adı Osman mı dediniz? Ramazan. Ramazan. Senin çocuğunun adı, babasının adı neydi Fatma Hanım? Muzaffer. Muzaffer. Yani sen dün hani dedin ya Beyaz diye soyadları. Beyaz değilmiş soyadları. Ben öyle bildim değil mi? Öyle zannediyordun. Öyle zannediyordum. Peki bu yani Muzaffer Kurtçu, İlyas'ın babası, Kezban Hanım'ın 13 yaşındayken verildiği adam, kazada ölmüş bilgisini mi size söylediler? Evet. Kayınpederi Ramazan Kurtçu, İlyas'ın adı İlyas olarak kalmış mı? Bunu biliyor musunuz? Bunu da, bu bilgiye de bunlar sahip değil. Biz de şu an buradayız. Annesini daha bekliyoruz. Annesinden daha iyi bir detay bilgi alacağımızdan eminim. Gülay Hanım, siz programa çıktı ya Kezban Hanım. Bizim için evet. Gittiniz oraya. Biliyorsun değil mi Kezban Hanım? Evet. Gülay Hanımlar yardımcı olmak, aileyi bulmak. Hani Osman Bey, dayı Osman yaşıyorsa bilgi almak için gittiler. Sağ olsunlar. Şu anda da dayı Osman Bey'in eşi, senin yengen oluyor değil mi? Ben yengem, doğru. Şu an evde değilmiş. Onun evde dönmesini değilim. Bekliyorlar ama. Adana kızları yanına gitmiş işte. Peki siz bu tabii baba tarafı olduğu için anne bir sizin değil mi? Anne bir Gülay Hanım'la. Evet, anne bir. Anne bir. Evet, yani aslında bir, Gülay Hanım. Ayrı. Gülay Hanım. Şimdi anne bir olunca bu dayı sizin de dayınız oluyordu, doğru mu? Evet. Evet, siz dayım benim. Peki dayı oğlu olunca da bu hani Muzaffer Bey sizin de dayınızın oğlu, annenizin dayısının oğlu oluyor. İşte biz de çocuk olduğumuz için aile birbirinden kopuk olduğu için pek bir bilgiye sahip değiliz. Anladım. Hiçbir bilginiz yok yani sizin de. Yok. Sizin anneniz hayatta mı? Yok, pardon. Anne bir baba ayrı mıydı? Evet. Anne bir baba ayrıydı. Özür dilerim. Karıştırdım. Çünkü bir de öbür tarafta baba bir anne, bir şeyler daha var ya. Anne rahmetli oldu zaten. Anne bir şey anlatmadı mı hiç bu İlyas'la ilgili? Ya benim annem de zaten ablamı yıllar sonra buldu. Aramamış pek değil mi? Sormamış rahmetli annesi. Annem mi? Evet. Ablacığım sormaz olur mu, kurban olduğum ablam nasıl şimdi çocuğunu arıyorsa zamanında annem de kendi çocuğunu arıyordu. Aramaz olur mu? Kaç yaşında buldu peki? Ablam bayağı bir büyüktü. Ben de çocuktum, tam olarak hatırlamıyorum ama. Şimdi annem çocuk yani ablamla ablamı çocukken kendinle getiriyor ya. Babamla evlendiği zaman babamın da zaten ilk eşinden 3 tane çocuk varmış. Evet. Bunlar evin içinde geçinememişler. Sonra babam demiş ki bu çocuğu yani Kezban ablamı dayısının yanına bırakalım. Bir müddet orada kalsın. Daha sonra tekrar gidip alalım. Ablam tabii o zaman çocukmuş ama bu benim annemin bize söylediğini söylüyorum. Daha sonra babam tekrar Süveri'ye geldiğinde getirmek için ablamı, dayım ablamı işe götürüyor. İşten geldikten sonra da zaten dayım kendi dayısına ablamı vermiş oluyor. O saatten sonra da bir daha annem de ablamı görmüyor.
Peki Güley Hanım, çocuğu biraz uzaklaştırabilir miyiz? Orada bir kuzucuk ağlıyor da. Güley Hanım. Efendim. Şimdi peki sizin annenizle babanızın ortak, siz varsınız. Kaç kardeşsiniz başka öz olarak? İki tane. İki tane varız. Üç evet. Tane de babanız eve getiriyor. Beş. Evet. Kezban Hanım. Bir tane de Kezban ablam. Onu da dayıya gönderiyorlar. Şimdi hayır Serap abla öyle değil. Şimdi babam ilk evlendiğinde babamın üç tane çocuğu vardır ya. Onu getirdi eve. Annemi getirirken bir de yanında ablamı getiriyor. Tamam. Biz tabii o zamanlar yokuz. Tabii tabii. Anladım. Daha sonra evet. Yani Kezban Hanım'ı sığdıramamışlar aslında Güley Hanım baktığında. Evet, evet. Değil mi? Yani aynen biraz öyle. Gerçekçi yani benim, olalım. Şimdi tabii. Yani babamın ilk çocuklarıyla ablam sığmamışlar aynı eve. Sığdırmamışlar. Yani orada üç tane çocuk var. Burada bir tane kız çocuğu var. O zaman evet. Rahmetli babanız belki diyebilirdi ki benim çocuklardan birini gönderelim de iki çocuğum yanımda, seninki de yanında olsun. Hadi dayıya gitmişler. Dayı da dayı oğluna vermiş. Nerede olduğu belli olmayan bir yer değil. Aynen öyle. Gene de arayıp bulmamışlar. Yani Kezban Hanım doğru söylüyor. Onu bir yere sığdıramamışlar. Kadıncağız çile çekmiş sırf o yüzden. Dayıdan dayaklar yemiş. İşte bu İlyas'ın babasından dayak yemiş. Kayınpederden dayak yemiş. Üstünde sandalyeler kırdılar diyor. Yaş 13-14. Evet ablacığım. Değil maalesef. Mi? Yani şimdi anne evet. Baba da olsa hani iyi de öldür hakkını yeme. Ama bir yanlış varsa da söyleyelim. Yani mekanları doğru. Cennet olsun yine de. Bir kız çocuğunu sığdıramamışlar. Dayının da işine gelmiş bu. Çalıştırmış, para kazanmış. Evlendirmiş. Doğru mu? 13 evet, yaşındayken evet. Kocaya vermiş. Başlık parası almış. Para kazanmış. Gitmiş sonra çocuğu bırakmış. Çünkü hani çocuklu kadını veremem kimseye diye. Bu sefer Müslüm Bey'e vermiş. Ondan başlık parası almış. Allah rahmet eylesin diyeceğim yine. Ölümün arkasından konuşulmaz da. Yani dayı da bu kızcağızı, kadıncağızı ezmiş. Üstünden para kazanmış. Yani pek de hani makbul değilmiş. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim yani. Aynen öyle. Ablana hak veriyorsun herhalde Gülay bir kadın tabii olarak. Tabii ki. Fakat en azından elimize tabii bu böyle bir fırsatı yakaladın, gittin, araştırıyorsun. Bunun için ayrıca sana teşekkür ederiz. Tabii bütün bu olup bitenlerle ilgili de senin falan hiçbir alakan yok. Ne senin ne kardeşlerinin hiçbir suçu yok. Ben ebeveynler için konuşuyorum. Şimdi en azından tabii. Kurtçu soyadını öğrenmiş olduk. Değil mi Kezban Hanım? Evet doğru. Bak yanlış beyaz diyebiliyordun. Çünkü dayının soyadı beyazdı senin. Ama bunlar amca çocukları değil dayı çocukları olduğu için soyadları ayrıydı. Şimdi biz o zaman İlyas olarak kaldıysa ki dedesi koymuş adını Ramazan Kurtçu muhakkak kalmıştır. Biz evlatlık da verilmediyse İlyas Kurtçu'yu arıyoruz. Tamam. Doğru mu? Doğru. Sen bugün çok moralsizsin. Moralim yok abla. Bulunmayana kadar benim moralim yerim. Evet, baba Kemal Bey stüdyoda, erkek kardeşi Agit stüdyoda ve amca oğlu Cevat'ın Ahmet Demir stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir pınardır gidiyor efendim. Evet, bir yasak aşk var ortada ve ancak takıntılı bir ilişki var. Yani Pınar'ın başka erkeklerle görülmesi, başka erkeklerle birlikte olduğunun bilinmesi, Cevat tarafından da biliniyor olması dahi Cevat'ı Pınar'dan bir türlü vazgeçiremiyor. Pınar'ın söylediği bir cümle üzerinden bugün konuya biraz girmek istiyorum. Bu Alanya'daki dava ile ilgili ben yanarsam, ben tutuklanacağımı anlarsam, ben tutuklanırsam Cevat'ı da yakarım diye bir cümle var. Ve biz Cevat'ın 11'indeki duruşmaya katılmadığını biliyoruz. 11'indeki duruşmada zaten Pınar'ın Cevat'ı yaktığını da biliyoruz. Bütün suçu onun üzerine yıkarak. Sanki hiç kendisinin bu işle bir alakası yokmuş gibi hakim karşısına çıktığında Cevat'ı yaktığını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Cevat'ın hayatta olduğunu, yarın çıkıp geleceğini biliyor olsaydı Pınar yine Cevat'ı yakar mıydı? Bundan emin değiliz. Bir. İkincisi,
mecazi anlamda evet yaktı hakim karşısına çıktığında. Ama gerçekten Pınar Cevat'ın başına ne geldiğini biliyor mu? Pınar gerçekte de yaktı mı Cevat'ı? Yani öldürüldüğünü mü biliyor? Efendim kaçtığını mı biliyor? Onu sakladı mı? Hala görüşüyorlar mı? Çünkü enteresan bazı iddialar da var. Şimdi bu iddialara da cevap verecek de konuklarım var canlı yayında. Arkadaşı Necip ve İlhan canlı yayında. Merhabalar Necip, İlhan. Merhaba efendim. İlhan, sen hiç kaybolduktan sonra, yani dördünden sonra biliyorsun hiç görülmüyor ya Cevat, ne konuşuluyor ne görüntülü. Sen hiç gördün mü kaybolduktan sonra Cevat'ı? Hayır efendim. Ben Diyarbakır'daydım o arada. Amcam oğlu beni aradı. Dedi ki böyle bir durum var. Ben geldim, Mersin'e geldim. Bana telefon açtı, dedi ki bu Pınar diyen bayanın evine bir gidin. Bir konuşun onlar neyin nesidir bu. Bunda haber yok. Gittik onun evine, konuştuk onunla. Bize dedi ki, ben yeğenim Metin'le beraber gittik. Evet. Dedi ki işte benim de haberim yok. Bir mesaj gösterdi bize. Bana mesaj göndermiş. İşte benim haberim yok. Gitmiş, çekmiş, gitmiş. Elbiseleri burada bırakmış, gitmiş. Böyle tür şeyler bize söyledi. Biz de kalktık geldik yani. Peki ne? Ama biz içeri... biz içeri girince iki tane adam vardı içeride. Adamları tarif edebilir misiniz Necip Bey? Mehmet, İlhan'dır bu. İlhan Bey. Efendim. Tarif edebilir misiniz adamları? Evet efendim. Burada Kubilay Bey'in yanındaki fotoğrafına baktım, kendisidir. Şu muydu? Evet. Kubilay Cihan mı? Evet, Cihan'ın fotoğrafını gösteriyor. Yani kaybolduktan iki gün sonra bile Cihan evindeydi şeyin. Pınar'ın evindeydi. Yani kaybolduğunda da aslında Pınar Cihan'la görüşüyordu zaten. Tabii. Cihan her yerde. Yani kocam, yılların eşim dediği, herkese eşim olarak tanıttığı adam kaybolmuş. Bir gün ya da iki gün sonra Cihan yanında. Cihan'ın bir şeyler bildiğini tahmin ediyoruz. Yani en azından Cevat'ın başına ne geldiğiyle alakalı. Peki Necip, bu arada soracağım. Özür dilerim. Biraz önce İlhan Bey'in söylediği, yeğenim Metin dediği, yayına çıkan Metin. Evet. Evet efendim. İlhan Bey, size bir şey soracağım. Metin'in Cevat'a borcu var mıydı? Bir bilgim yok efendim. Ya da Cevat Metin'in herhangi bir işini yaptı mı? İnşaat anlamında. Hayır efendim, ben duymadım. Öyle bir bilgim yok ola, bilmiyorum. Sizin var mı? Hani, yok. Öyle bir şey yok. Metin'le tahmin etmiyorum. Öyle bir iş için bir şey yapmışlar yani. Yok, Metin bizim köylüdür. Sadece şunu söyleyeyim efendim. Evet. Bir iş tutacaktı ona. Yani bir yerde bir iş vardı, ona tutacaktı. O da bu mahkemeden dolayı gelmedi. O işe artık ondan beri kayıptır zaten. Ha, Metin ona bir iş ayarlayacaktı. Evet. Ama evet, kayboldu. Ondan sonra o iş kaldı. Ama birlikte iş yapmadılar. Metin'e herhangi bir borcu yok. Ya da Metin'in ondan işte ona bir borcu yok. Doğru mu? Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Evet. Peki. Evet. Ve siz bu evde gördüğünüz kişinin de zaten Cihan olduğunu tespit ettiniz. Diğer erkek kim acaba? Onu da bir tarif edebilir misiniz bize? O oğluydu efendim. Pınar'ın oğluydu. Pınar'ın oğlu. Biz içeri girince hoş geldin dediler. Bir daha göremedik onları. Pınar'la konuştuk. Kalktığımızda da o kişiyi göremedim. Sadece Pınar'ın oğlu, hani bilmiyordum oğlu olduğunu, bilmiyordum. Kendisi dedi oğlumdur işte bu. Hatta bunu da söyledi. Dedi Cevat, bazı yani söylemeyecek şeyler var dedi. Ben dedim söyle. Neyi nesidir? Dedi ki işte gelince hakaret ediyordu. Merdivende bağırıp çağırıyordu. Dedim yani söylemeyecek şeyler bunlar mıydı? Dedi böyle. Ondan sonra durdu, kesildi yani. Eşyalarını vereyim götürün dedi mi?
Hayır efendim. Dedi eşyaları da buradadır. Biz eşyaları almadık. Yani kalkıp da alamazdık çünkü orada. Ama o da alın götürün filan demedi. Hayır demedi. Hakaret ediyordu demiş. Ama Pınar'ın bunu demesi de çok enteresan hakikaten. Peki Necip sen ne biliyorsun? Ve de ya da şöyle başlayayım söze. Cevat böyle bir adam mı? Şu anda kayıp mı Cevat? Yoksa yaşıyor mu sence? Öldü mü? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben size. Teşekkür ederim. Şimdi benim bir umudum var aslında. Umudum yok değil. Umutluyum. İnşallah yaşamasından tarafım. Hı hı. Onda niye diyeceksiniz? Ben o Ekim ayında, 2019'un Ekim ayında Ürdün'e gitmiştim. Amman şehrine. Evet. Hani geçen gün süre yetmediği için söyleyemedim. Hı hı. Cevat abi beni aradı Ekim ayında. Dedi ki Necip dedi Ürdün'de dedi, bir iş var mı bana göre? Dedi. Hani gelsem dedi ben de bir şeyler yapabilir miyim orada dedi. Dedim abi ben yeni geldim. Hani tam bilmiyorum buranın durumu nedir, dil bilmiyorum. Daha yeni gitmişim orada bir arkadaşın yanına gitmiştim ben de. Ondan sonra aradan iki gün geçti. Cevat abi beni yine aradı. Dedi ki Necip dedi ya rica etsem dedi bana dedi oradan dedi bir iki tane dedi video atar mısın dedi. Hani sokaklardan yani Arapça yazıların yazdığı yerleri göstererek falan. Hmm. Dedim abi hayırdır? Ya dedi burada dedi bir sıkıntım var. Daha burada dedi bir kavgam oldu. Birisini dövdüm. Ondan sonra beni dedi hani en azından yurt dışında bilsinler dedi. Ya ben artık sıkıldım falan dedi. Ben video gönderdim iki gün sonra. Ondan sonra. Sonra bana iki gün sonra tekrar döndü. Dedi ki iyi oldu dedi ya video dedi. En azından bana yurt dışında olduğumu falan zannettiler dedi. Yani ben de dedi onu istiyordum dedi öyle oldu dedi. Şimdi ben bundan yola çıkarak şunu düşünüyorum. Acaba diyorum yine böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yani umutlanıyoruz. Böyle. Peki Necip bu 2019 mu? 2020 olmasın sakın. Yok 19, 2019. Ben çok eminim. Yani 2019. Çünkü 2019. Çünkü ben 2019'un Ekim ayında Ürdün'e gittim. 2019'un Aralık ayında Ürdün'den geldim. İstanbul'a gittim kardeşimin yanına. Ondan sonra 2 ay orada kaldım. 2 ay sonra zaten pandemi çıktı tekrar Mersin'e geldim. Zaten o zamandan beri de Mersin'deyim. Bu zaten kasapla olan olay 2019. 24 evet, Temmuz evet, evet. 2019. Temmuz. Söylediği evet. De Ağustos, Eylül, Ekim. Yani olaydan 3 ay sonra oluyor. 3 ay sonra ama şöyle benle konuştuğunda şeyden lokmayı bırakalı Eylül'de bıraktım. Çünkü ben bir ay önce falan ceketimi aldım çıktım diyordu. Hı hı. Hani ettiğim zarar da diyordu Allah'ından bulsun kendilerine kalsın diyordu. Ben bunu hatırlıyorum. O zaman oradan Ürdün'den gönderdiğin şeyleri, videoları sanki oradaymış evet. Gibi paylaşıp gibi. Yurt dışında algısı yarattı. Şimdi ayın 6'sında Şubat'ın akşam 21.30 evet. Civarında da Alanya evet. Silifke yolu üzerinde Alanya yolunda diye yazıyor. Evet. Öyle bir daha doğrusu durum paylaşıyor. Belki evet. De bu da tamamen kurmaca. Belki o zaman da orada da değil. Şimdi ben size o noktada atladıkları bir şeyi sormak istiyorum. Yani bunu ben tam bilmediğim için soruyorum. Hı hı. 6 Şubat'ta atılan hikaye Silifke Alanya yolu diye mi Alanya Silifke yolu diye mi? Vallahi onu ben de çok merak ediyorum. Bir çünkü, türlü bu sorunun cevabını alamadım ben. Çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi Mersin'den Silifke'ye gidiyor olursa Mersin'den Alanya'ya gidiyor olursam Silifke Alanya yolu diye yazarım. Bravo. Ki o zaman Cevat ayın 5'inde Alanya'ya gidiyordu. O tamam ona tamam derim. Ama ayın 6'sında Silifke Alanya yolu diye yazıyorsa eğer bunda zaten bir çarpıklık var. Çünkü o zaman Alanya Silifke yolu diye tabii. Yazması Alanya lazım. Alanya Silifke yolu demesi lazım. Oradan dönüyor olması lazım. Tabii. 6 Şubat'taysa. Yani bunu ben izlediğim günden beri ben sürekli programı da hani tekrar tekrar izliyorum. Arada bir şeyler kaçırdım mı diye de. Bunu söylemek istedim bildiğim özellikle. Bildiğim kadarıyla sadece Alanya mı yazıyor? Alanya yolu mu? Bunu Agit söylesin cevabını. Abi Alanya Silifke diye hatırlıyorum. O zaman dönüş demek o. Çünkü ayın 5'inde değil mi Necip? Onu demek istiyorsun. Tabii o zaman çok önemli. Çünkü ayın 6'sında Silifke Alanya yolu diye atıyorsa Silifke'den Alanya'ya gidiyor demektir. Silifke ayın 6'sında bunu atıyorsa. Ama Alanya altı Silifke yolu diyorsa Alanya'dan ben, dönüyor oluyor olması ben lazım. Ona yani yanılmazsam tabii net değil ama Silifke Alanya yolu olarak okudum. Tamam. O da zaten bir çarpıklık var. Çünkü onu atlıyor herkes çünkü. Yok atlamıyoruz. Aslında
Hep ben bunu sordum. Dedim ki gidişte mi dönüşte mi? Alanya Silifke mi, Silifke Alanya mı? İşte oradaki Alanya yazıdan da anlayabiliriz. Yani hani onu Silifke'den gidiyor mu yoksa Alanya'dan dönüyor mu? Onu anlayabiliriz. Bunu da Canan galiba en iyi biliyor aslında. Ama git de diyor. Sen gördün değil mi o? Abla o hikayeyi gördüm. Evet. Ama işte biz o esnada onun hani nerede olduğunu merak ettiğimiz için yoldaymış, Alanya'daymış. O Alanya gözle işte, ya da o kulakla dinlemediniz ya da bakmadınız. Ama Alanya'yı gördüm yani. Alanya yazıyordu. Alanya'dayız gibisinden işte Silifke'de geçiyordu orada. Silifke Alanya mı? Alanya Silifke mi? Çok dikkat ettim. Çünkü söylediği Müslüm'e ben 5'inde gidiyorum. Ben de izledim. Zaten Pınar da söyledi. 5'inde gidecekti. Benim kardeşim, kız kardeşim haber verdi. Oğlum görmüş. Alanya'ya gidiyor Cevat abi dedi. Dolayısıyla 6'sındaki akşam 21.30 civarında atılan durum, işte hikaye her neyse, onun Alanya Silifke olması gerekiyor. Bu durumda şunu düşündürür bize bu o zaman. Gerçekten gitti ve tekrar Mersin'e mi döndü? Hayır, hiç gitmedi. Aslında gene oradan birinden rica etti. Birisi bir video attı. Orada zannetsinler diye onu mu paylaştı? Evet Necip. Serap Hanım. Buyurun İlhan Bey. Ben de o videoyu seyrettim. Evet. Silifke Alanya yolu diye yazılıyor. Yani söylüyor. Ama kendisi yani olup olmadığını belli değil yani. Ne ayağı çıkıyor. Sadece yol, bir de arabanın göğsü çıkıyor. Onu ben biliyorum. Ama Silifke Alanya yazıyorsa eğer hala gidiş yolunda demektir. Silifke bu, doğru Alanya mu yazıyor? Evet, evet efendim. Silifke Alanya yolu diye yazıyor. Ama kendisi yapmışsa, başkası yapmışsa onu bilmiyorum. Yani Cevat diye gözükmüyor orada. Ne ayağı gözüküyor. Sadece yol ve arabanın göğsü gözüküyor. Evet. Yani burada Necip gerçekten sen de önemli bir noktaya parmak bastın. Peki bu adam ayın 3'ünde Pınar'la evinde yemek yedi. 4'ünde hiç canlı konuşma yok. Ne annesini aradı, ne kardeşini aradı, ne sizi aradı. Seni de aramadı, sizi de aramadı. 4'ünde sadece Pınar'la 60 kez mesajlaşması var. 5'inde tık yok. Cevat diye birisi sanki yok. Ne telefonda, ne hiçbir şey yerde. 6'sı gündüzde yok. Sadece 6.23 civarında annesine Türkçe mesaj attı. Anne zaten mesaj okumuyor, Türkçe bilmiyor. Bu bir kere şüphe çekici. Bir de 21.30 civarında bu hikayeyi paylaştı. Ama hala söylenen hikayedeki güzergah halen Alanya yolunda. Gidiyor, daha gitmedi. Bir de Canan diyor ki ben aradım, bana dönmedi. Her zaman döner bana diyor. Kesinlikle döner. Bu da şüphe çekici. Kardeşine dönmüyor ama diyelim şarjı bitti diyeceğim ama hikaye paylaşabiliyor. Telefon bu da çalıyor enteresan bir kere. Necim, şimdi, söyle. Ben ayın 4'ünde Cevat'ın Müslüm'ün yanına geldiğini biliyorum. 4'ünde geldi. Çünkü doğru. Yok şöyle. Ben akşam gelmiştim Müslüm'ün yanına. İş çıkışında geldim. Müslüm hatta dedi işte Cevat buradaydı dedi. Şimdi gitti. Ben dedim abi keşke görüşseydik falan dedim. Hatta ben de o gün ya özellikle söyledim bunu. Keşke görüşseydik falan dedim. İşte dedi zaten cumartesi gelecek. Cumartesi burada dedi. Cuma günü gece, cumartesi burada dedi. Bu şeyi falan yıkacağız dedi. İşte lavabo falan var. Onları yıkacağız dedi. Ondan sonra yani Müslüm'le konuşmamız da buydu. Hani ben o yüzden o tarihi de hatırlayabiliyorum. Perşembe gecesiydi o benim geldiğim gece. Tamam. 4 oluyor herhalde. Müslüm dedi ki zaten 3'ünde evlerine yemek gönderdim. Kapıyı Pınar açtı. Yemeği o aldı. 4'ünde bana dükkana uğradı. Yarın gidiyorum dedi. Yarın cuma. Yani Şubat'ın 5'i cuma. Gidecek 10 dakikalık ifade vereceğim dedi. Halbuki duruşma o gün değildi. 11'inde olacaktı. İfade vereceğim dedi. Döneceğim. Çünkü cumartesi günü de Müslüm'le işleri vardı. Bir inşaat işi, bir şey vardı. Alanya'ya gideceğini ben de biliyordum zaten. Ben en son Diyarbakır'a gitmeden önce Ocak ayının içindeydi. Biz yine görüştük, yemek falan yedik burada. Müslüm'ün yanında yemek falan yedik. Ondan sonra hatta ben işte galeri işi yapıyorum burada Mersin'de. Dedi Diyarbakır araba falan götürecek olsan dedi. Benim de haberim olsun falan dedi. Abi hayırdır? Dedi Diyarbakır'a gideceğim falan dedi. Hani bu aralar olursa dedi. Sonra gidip gelip dedi Alanya'ya gideceğim dedi. Hani işlerim var biraz dedi falan. Mahkemeyle ilgili dedi. Onu da ben de hatırlıyorum. Evet. Diyarbakır'a gitmeden önce. Dolayısıyla. Ama ondan sonra ben görüşmedim Diyarbakır'dan sonra.
yani Diyarbakır'dan 31 Aralık'tan sonra görüşmedim. Dediğim gibi en son 4'ünde geldim, buradan gitmişti. Ben bir de bu kasapla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Serap Hanım, dün Müslüm de aynı şekilde sordu. Şimdi geçen günkü programda ben özellikle tekrar tekrar izledim. Şimdi bu kasap beyefendi diyor ki, ben bu dükkanı Pınar'a kurdum, dükkanın açacağını biliyordum. Dükkanı ben tuttum. İşte Pınar'la görüştük, Pınar dedi Cevat gelecek falan dedi. Ama size gönderdiğim videonun yayınında, sizin yayınınızda bir konu var. Diyor ki, ben Pınar'a bu işi tek başına yapmam diyor. Cevat geldi diyor, bir arkadaşıyla birlikte diyor. Hı-hı. Ben diyor, Cevat benden rica etti, abi işte bize hani destek ol, biz bu iş yerini açalım diyor. Ondan önce diyor, bu iş yerini açalım diyor. Sözüm, hani söz Cevat'ın sözüdür diyor. Peki, bu, ben bunda bir çelişkiyi de anlamadım. Şimdi sen Pınar'ı Cevat'la ilişkisini bilmiyorsan, Cevat'ın oraya geleceğini ama diyorsun ki Cevat gelip kurup gidecekti. Ama diğer taraftan da Cevat geldi benden rica etti. Ben Pınar'a tek başına yapmam, Cevat'la birlikte yaptım diyorsun. Yani Cevat'a bir nevi borç vermiş oluyor. Şimdi ben buradaki çelişkiyi de bir türlü anlayamadım. Şimdi, ondan önce de ben masraf etmedim. Hı. Ayrıca o gün bir yıllık peşin verdim demedim mi bu beyefendi? Dükkanı kirası. Evet, evet dedi. Önce öyle dedi. Sonra 6 aylık dedi. 6 aylık verdim dedi, 6 aylık da senet yaptım dedi. Evet. Bu dükkan kaç ay açık kaldı ki? Bu dükkan zaten Mayıs ayının sonunda açıldı. Nisan'da açıldı. Mayıs ayının başında açıldı. Nisan'ın sonundaydı. Aynen, ben hatırlıyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 5 ay zaten. Cevat orada 5 ay durmuş. 5 ay sonunda Cevat ceketini alıp çıkıyor. Zaten ben hatırladığım kadarıyla o dükkan da Cevat'tan 1-2 ay sonra kapandı. Yani sen mesela boş bir dükkana nasıl bir kira veriyorsun? Ayrıca evet. Özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim evet. Aklımdayken. Cevat'ın dükkanı, hani bu hava parası olayı çıkıyor hanımefendi. Serap Hanım. Ben şunu size söyleyeyim. Ben Alanya'yı bilmeyen bir insan değilim. Yani ben Alanya'da çok çalıştım. Alanya'da çevresinde çok çalıştım. Şimdi Cevat'ın o dükkanının olduğu yer sahil kenarında bir yer değil. Barlar Sokağı'nda bir yer değil. Veya işlek bir turistik bölgede olan bir yer değil. 3-4 yani Alanya'nın 3-4 cadde gerisinde öğrencilere hitap eden, yani çok turistin bile olmadığı bir yer. Hani beyefendinin söylediğine göre işte 45 bin lira kira verdim demişti. Hadi 50 bin lira masraf ettin, 100 bin liraya dükkanı açtı. 200 bin lira da hava parası mı verdi? Orada birçok boş dükkan varken. Ben gittiğimde de orada boş dükkan vardı mesela. Yani ben bunlarda, bu kasap beyefendinin bir çelişki var. Özellikle bu kasap beyefendinin bir doğruları söylemesini özellikle istiyorum. Yani bu adam ortada yok. Adam ortadan kayıp. Bir de çıkıp burada insanlar, herkes bir yerden bir şey söylüyor. Hani bu ya bizim, bu adam bizde oynadı o zaman. Cevat bizde yıllarca oynadı. Bize tanımadı, yüzünü gösterdi. Öyle bir şey yok yani. Bu adam mert bir adam. Böyle bir şey değildi yani. Necip, bence tam böyle derler yani, taşı gediğine koydun diye. Biz de aynen senin gibi düşündük. Ve geçmiş işte dün, önceki gün yayınlarını tekrar tekrar arkadaşlarım izlediler. Bu kasap beyefendinin senin de söylediğin başka çelişkilerini de bir böyle yan yana topladılar. Bir vetere bant hazırladık. Şimdi orayı izlediğimizde aslında sen bunu tizletmiş oldun bir taraftan da. Onu bir izleyelim bak. Gerçekten de kasabın çok çelişkili sözleri var. Hatta onu yayınladıktan sonra Hasan Bey'in yaptığı bazı harici araştırmalarda edindiğimiz bazı kanaatler de oluştu bizde. Yani ben özellikle yayınlar... Şimdi diyor ki Müslüm mesela, bu diyor kasap beyefendi diyor, bilmiyor muydu diyor Cevat'la olan ilişkisini. Cevat her gün lokmacı dükkanındaydı diyor. Nasıl kabul etmiş Cevat, diyor. Cevat, kadın buradayken Cevat yoktu hanımefendi. Cevat daha dükkanın açılma zamanında geldi. Bana söylediği şey neydi biliyor musunuz? Dükkan Pınar'a açılacaktı. Cevat da dükkanı Pınar'a kuracaktı. Son bir iş yapacak dedi bana dedi. Dükkan kuracak gidecek dedi. Bana söylenen oydu. Hanımefendi olay ben sadece Pınar olsa bunu yapmazdım. Buna emin olun. Peki neden dükkan açtınız öyle bir yeni tanıdığınız bir kadına? Sizi nasıl ikna etti dükkan açmaya? Bu beraber çalıştıkları, inşaat içinde çalıştıkları bir kişi daha var. Evet. Onunla beraber Cevat bana geldi. Ben Pınar'ın sözüyle iş yapmam. Cevat bana geldi. Abi dedi, bize destek ver. Bu dükkanı kuralım. Yaptığın masrafı da sana ödeyelim. Evet, anladım. İş bittiği zaman yaptığın masrafı da sana ödeyeceğiz. Dendi, Cevat'ın sözüdür bu. Birebir kendi sözüdür.
Sonrasında o lokmacı dükkanı devam ediyor. Siz sabahleyin gidip evet. şikayetçi oluyorsunuz. Bir daha hiçbir evet. şekilde Pınar'ın yanına yaklaşmıyor musunuz? O dükkana gitmiyor musunuz? Pınar sizinle hiç iletişime geçti mi? Pınar benimle birçok kez iletişime geçmeye çalıştı. Fakat ben geçmedim. Mesaj yoluyla mı? Hayır, iş yerime bile geldi. Evet, şimdi diyor ki ben Pınar'ı açacaktım dükkanı. Cevat da gelip kuracaktı. Kuruluş aşamasında olacaktı. Sonra diyor ki Cevat bana geldi. Abi bize destek ol. Böyle böyle bir dükkan kuralım dedi. Sonra biz sana borcumuzu öderiz dedi. Ben Pınar'ın yoksa lafıyla iş yapmam. Ama Pınar'ın üstüne yapıyor. Kendi üzerine yap madem. Tabii. Belli bir süre ya da ortak yap, bir şey yap. Böyle bir durum var. Pınar'ın ben Cevat'tan ayrıldım dediğini söylemişti bize önce. Sonra ayrıldığı adam, sevgilisi, dükkanda duruyor zaten. Gel açalım dediği andan itibaren o dükkanla irtibatlı. Açıldıktan sonra her gün dükkanda. Sen belli ki Pınar'a karşı bir duygusal bir şey var. Bunu zaten söylüyorsun. Yaptığımız bazı harici araştırmalar, soruşturmalarda da zaten bir yıla yakın böyle bir ilişkinin olduğu ayan beyan ortada. Bir de 300-400 milyar masraf ettim. Ettim diyorsun. Peki 5-6 ay açık kalmış bu dükkan zaten. Sonra diyorsun ki işte bu adam Cevat orada. Sen bu kadınla bir beraberlik yaşıyorsan, kadına açtıysan dükkanı niye bu adam burada diye sormuyorsun? Hani ayrılmıştınız demiyorsun. Yani. Sonra diyorum ki sonrasında sen irtibata geçtin mi Pınar'la diyorum. Hayır, o geçti mi? O geçmeye çalıştı. Hatta dükkana gibi bile geldi. Devamında ben çok iyi hatırlıyorum şöyle diyor. Ama ben hiçbir şekilde irtibata geçmedim diyor. Şimdi ben sözü Hasan Bey'e vereceğim. Çünkü biz de bazı bilgileri tabii araştırarak öğreniyoruz nihayetinde. Yani çünkü dosyada bir gizlilik kararı var. Ve biz avukat olarak da o dosyayı her şekilde inceleyebiliyoruz. Ve hukuki açıdan da söylenmesi gereken şeyleri de söyleyebiliyoruz. Şimdi ben en başta şunu söyleyeyim. Ben gerçekten Cevat'ın kaybolması veyahut da Allah korusun başkaları tarafından başına bir şey getirilmesi olayının arkasında Alanya 1. Arıza Mahkemesi dosyası olduğunu düşünüyorum. Sırf bu dosyayla alakalı olarak Pınar'la Cevat arasında sorunlar yaşandı ve bu raddeye geldi. Çünkü bu olayı kasap beyefendiye yaşattıklarında, yani evlerine gidip bir şekilde ellerinden senet almaya çalıştıklarında ilk ifadelerinde ikisi de senet olayını inkar ediyor. Diyorlar ki senet yok, böyle bir şey yok. Benim imam nikahlı eşimle bastım, dövdüm. Bunun cezası bir yıl bile değil. O kadar az maalesef. Ama olayın içerisinde senet girdiğinde bunun cezası 12-13 sene gibi bir şey oluyor. Daha sonra ne oluyor? Pınar'ın kardeşinin evinde bir adet senet çıkıyor. Ve Pınar ayın 11'indeki ifadesinde de bunu bana Cevat getirdi diyor. Fakat daha önemli bir şey var mesela. Biz dosyadan bugün bir harici inceleme sonucunda bir bilgi aldık. Orada şu söyleniyor. Bu kasap beyefendiyle Pınar olaydan sonra bir araya geliyorlar. Hem de bayağı bir sohbetlerine baktığımız takdirde yani müşteki ve sanık gibi değiller. Yani mağdur kasap, sanık veyahut da şüpheli onu yaşatan da Pınar değil gibi samimi bir sohbetlerinin olduğu bir ses kaydına ulaştık. O ses kayıtlarının içerisinde kasap beyefendi şunu söylüyor. Diyor ki bu senetler nerede gibisinden bir şey söylüyor. Bu senetleri yırttım attım diyor. Daha bulunmadan önce. Bulunmadan önce. Senetleri yırttım attım tarzında senetlerin varlığını kabul ediyor. Yani bu senetlerin bu olayın içerisinde alındığı olgusunu kabul ediyor. Ve tabii ki bu ses kaydı da dosyanın aleyhinde içerisinde. Cevat'ın aleyhinde delil teşkil ediyor. Çok da enteresan bir şey gördüm. Ben pazartesi günü bütün çalışmamı, bu ses kaydına ilişkin çalışmamın hepsini tamamlayıp inşallah daha detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. Orada kasap diyor ki niye şimdi rahatsın diyor Pınar'a. Pınar diyor ki eskiden bir korkum vardı. Şimdi hiçbir korkum yok Cevat'a karşı. Acaba nasıl bir gard aldı Cevat'la ilgili, nasıl bir çalışma yaptı? Çünkü korkum vardı, o zaman bir şey söyleyemiyordum. Ama şimdi her şeyi söyleyebilirim. Çünkü artık Cevat'a karşı hiçbir korkum yok. Bakın Cevat dördünde 60 kez
şeyle mesajlaşmış. Pınar'la. Pınar'la. Çünkü Cevat'ın Alanya'ya tek başına gitmesinin ne dosyayla ne avukatla hiç kimseye bir faydası olmayacak. Pınar'la gider ve eski beyanları doğrultusunda eğer gerçekten ağız birliği yaparlarsa o zaman Cevat 12 senelik hapis cezasından belki, bilemem, yargılama devam ediyor netice itibariyle. O 60 mesajın içeriğinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Pınar'ın artık Cevat'a karşı bir korkusu kalmamış. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Artık başka biri vasıtasıyla mı rahatladı veyahut da Cevat'ın bir açığını mı yakaladı onu bilemiyoruz ama Cevat'ın kaybolmasından hemen sonra da Cevat'ı tabiri caizse duruşmada ifadesini tamamen onun aleyhine vererek öyle derler sanıklar arasında satmış oldu bu şekilde. Böyle de bir detay var. Senetlerin varlığını kabul edip kasap beyefendiye de bu senetleri yırttığını söyleyen bir Pınar var ortada. Ben şöyle düşünüyorum, yani Cevat bunu ikna etmeye çalıştı. Pınar'ı ikna etmeye çalıştı. Senetleri ver. Senetleri ver. Yırtalım. Gidip ifadeyi beraber verelim. Bu senetler ortaya çıktığı takdirde benim gençliğim gidecek tarzında. Eğer ki o bu şekilde ifade verirsen, değiştirmezsen seni öldürürüm tarzında. Bilemiyorum ne yaşadığını. Ama Cevat'a karşı bir korkusu olmayan Pınar bence dördü veyahut da beşinde başına bir şey getirdi. Bir iş getirdi. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü hayatın olağan akışına uygun olarak Cevat babasına, Canan'a, Agit'e bir şekilde haber gönderirdi. Eğer başında bir bela yoksa, eğer yaşıyorsa. Bence bunu mesela belki de bir tek Canan'la dahi olsa paylaşırdı. Bak, ama Pınar da biliyorsunuz Canan biliyor dedi. Nerede olduğunu, hayatta olduğunu biliyor. Çünkü Canan'la iki kardeşin yakınlığını çok iyi biliyordu. Ama biz de tam tersi Pınar'ın her şeyi bildiğini düşünüyoruz. Her şeyi biliyor. Emin ben, yani gerçekten bakın dosyadaki mesajlara kadar ben ulaştım. Yani hangi mesajlar bunlar? Hüseyin'le kasap beyefendiyle Pınar arasındaki, Cevat'la kasap beyefendi arasındaki mesajlara da ulaştım. Para trafiğini de görebiliyorum. Pazartesi ona ilişkin olarak bütün dekontları da bir şekilde onların notlarında öğreneceğim. Yani bunlar her şeyi biliyorlar. Kasap beyefendi de Cevat'ı zaten tanıyor ya. Çok net. Çünkü mesajları var, samimi abili abili. Mesajları var. O kasap beyefendinin ifadelerindeki çelişki şuradan kaynaklanabilir. Tabii bilgi olduğundan değil ama yani bir mantığa tutmaya çalışıyorum. Şimdi bir çek defteri alabilmek için belli bir ticari itibar olması tabii gerekiyor. Yani Cevat'ta Pınar'da böyle bir şey yok. Belki de o 300 bin dediği borca karşı kasap beyefendi bunlara senet imzalattıracaktı. Biz imzalamıyoruz, sen imzalayacaksın diye zorla imzalattılar. Yani anlattığından farklı şekilde oldu olay. Bunu söyleyemediği için şu anda bu şekilde anlatıyor bize. Şu da olabilir. Yani gerçekten çünkü Cevat kötü bir adama benzemiyor. Yani birçok böyle yayının ilk yayın gününden itibaren bakıyorum konuşanlardan hissiyatım da o. Kötü bir adama benzemiyor. Acaba bütün masrafı Cevat yaptı da daha sonra bir şekilde baktı orada tutunamıyor. Tamam vereyim size, bari senet verin tarzında mı senet almaya çalıştı? Çünkü devretmeye mi çalıştı? Devretmeye çalıştı. Çünkü Cevat baktı ki hukuken kendisinin değil, ruhsat şeyin adına. Bir bakıyor Hüseyin'le Pınar, kasapla Pınar zaten çok iyi. O zaman verin benim senetlerimi, harcadığım paraları. Alın dükkanınızı, başınıza çalın da demiş olabilir. Ya bu senetlerin altında böyle bir motivasyon da olmuş olabilir. Şimdi bu kasap da daha dün ticarete atılmış bir adam değil. Sonuçta bir esnaf değil mi? Tabii. Yani o da mal alıyor, mal işte karşılığında çek veriyor vesaire, para ödüyor. Sen bir de evli bir adamsın. Tamam, Pınar seni duygusal yerden vurdu. Arkadaş, daha dün tanıdığın kadına 300 bin liralık dükkanı, onun yani söylediğini söylüyorum, 300'ün üzerinde. Neden onun üzerine böyle bir dükkan açıyorsun? Peki iş çok cazip geldi, çok hoşuna gitti. Cevat'ı da çok sevdin, Pınar'ı da çok sevdin. Arkadaş, %60, %40, %70, %30. Benden, sermaye benden, çalışmak sizden gibi bir sürü yolu var bunun. Bir de işte herhangi bir çek senet bir şey olmadan o kadar parayı havadan niye verdi Pınar'a yani? İddia ettiği doğruysa kasabın. Evet. Hocam, şimdi bu adamın konuşmaları baştan sona çelişkili. Hocamın da dediği gibi
Şimdi diyor ki biz günübirlik bir eve gittik diyor. Gece saat 10'da beni bırak dedi. Ben olsam bırakmam mesela, evli adam. Götürüyor orada, ne yaptınız? Karşılıklı birer bardak meyve suyu içtik. Sonra diyor 15 dakika geçmeden önce 3 tane insan geldi, beni darp etti. Sabah 4'e kadar diyor, 4'ten sonra beni çıkardı, onları bıraktım, bayıldım diyor. 30 tane dikiş diyor enseme atıldı. Biliyorsun. Ben harici araştırmalarla o adli raporunu gördüm. 7 santimlik kesik var ensede. Bu da tabii çok büyük bir kesik. Abi, ama hani kan kaybından öldürecek derinlikte değil. Hatta hani 30 dikişle de kapanmaz. 30 dikiş hikayesi yalan. Çünkü 7 santim 30 dikiş atılmaz yani. Hocam, yani 3 dikiş, ama o yaralama dosyada basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir yaralama olarak geçmiş. Abi, basit tıbbi müdahaleyle gidilecek bir yaralama olarak belirtilmiş. Ama dörtten, yanlış, öyle değil. Çünkü dikiş atıldı, an basit tıbbi müdahaleden çıkar. Bu saat 10'dan 4'e kadar bunlar bir komplo hazırladıkları belli. Bunlar kendi aralarında konuşmuşlar. Bunlar senet menet işleriyle rastgele adam pat diye geldi, layık attı. At buraya imza, kimse demez, kimsenin aklının ucunda geçmez. Bir de Cevat böyle biri değil, para pulda gözü yok olan bir insandır. İnan et Allah'a, bu adam 25 kuruş o lokmaların yanında da masraf etmemiş. Bunun parası da bak sağda solda borç etmiş, kendisi de üstüne koymuş açmış. Bütün arkadaşların bilgileri de öyle. Tekrardan Necip'e de sorabilirsiniz, Müslüm'e de sorabilirsiniz. O konumuzun dışında. Fakat biz bir gerçeği arıyoruz, adamlar başka bir şeyin peşinde. Yani ben nasıl para kurtarırım peşinde yani 300-400 milyar. Ya o dükkanın maliyeti kasap o kadar değil. Kasap Kurtunur'un böyle bir durumda işbirliği yapma ihtimalleri ya da nasıl böyle bir durumda Cevat'a karşı işbirliği yapabilirler? Yani Cevat'la Pınar'ın şey yakınlığı mümkün. Neyse kasapla Pınar'ın yakınlığı da o. Aynı. Bence Pınar adam ayırt etmiyor. Hangisinden aynı daha çok menfaati varsa onu ötekine karşı kullanıyor. Benim gördüğüm o anlatılan. Yani peki, kasap beyin dediği gibi öyle sadece bu lokma dükkanıyla alakalı görüşmüşlükleri yok bu Pınar'la kasabın. Bildiğiniz samimi ve mesajlarını da ben... Hocam dedi ki yani... Evet yani bayağı bir ilişki durumu var bir yıla yakın. Kendisi de söyledi ben zaten. Ben dedi açça söylüyor. Ben diyor ki bu olaydan sonra Cevat'la hiç görüşmedim. Bir kere Cevat caddede geçerken gördüm diyor. Zaten Cevat Diyarbakır'daydı. Bu bayan da beni defalarca aradı falan. Yüz vermedim. Konuşması çıkıyor meydan. Yok ama bayağı konuşma yani. Değil mi? Mesajlaşmalar falan inanılmaz. Peki Necip, şimdi efendim, sen de sorunun biraz cevabını aldın mı? Daha doğrusu kafandaki soru işaretlerine. Şimdi benim kafamdaki soru işareti şu kaldı. Bu kasap bu senetleri sonradan vermiş olabilir. Yani şöyle sonradan vermiş olabilir. Yani mesela Cevat'ın bu senet olayına ben yine söylüyorum. Ben bir bağlantısı olduğunu inanmıyorum. Ha tamam, dövmüş olabilir, yani kıskanmış olabilir, dövmüş olabilir. Bunu zaten yani Cevat abi yani mizaç olarak, karakter olarak yani zaten duruşu da sert bir insan ama insandır yani. Hani bu senet olayına ben inanamıyorum bir türlü. Zaten... Yani bu senet olayı belki sonradan olmuş olabilir. Hocam... Çünkü ben kasaba yani konuşmalarından dolayı hani ben özellikle iki gecedir yatmıyorum. O videoları tek tek kesip dinlemeye çalışıyorum defalarca. Hani hep farklı. Hiç birbirini tutan bir çelişki hocam yok. Hocam diyor ki 15 gün sonra, Pınar diyor ki 15 gün sonra Cevat senetleri bana getirdi. Bu kasap beyefendi de diyor ki benim Pınar'ın gözü önünde imzaladım diyor. Cevat'ta hiçbir senet yok. Önünde bir şey yok. Diğer tarafta işte, mesela o diğer bayan dedi ki ben senetleri çantasında gördüm. Diğer tarafta kız kardeşinin evinde senet çıkıyor. Yahut başlı başına... Şimdi bir takım yani yalan dolanlar dönüyor zaten. Şimdi Derya Hanım sağ olsun bize bağlandı, konuştu, bütün gerçekleri anlattı. Onun da tutarsızlıkları var. Mesela işte dedi ben dedi Pınar'ı tanıdığımda dedi. O dedi lokmacı olayı dedi. Olup bitmişti dedi. Bana kendisi anlattı dedi. Böyle böyle komplo kuruldu vesaire vesaire. Ama şimdi, başka şeyler var. Yani kasabın, Pınar'ın ve Derya'nın bir arada olduğu zamanlar, durumlar var. Doğru tabii, mu? Tabii. Bir arada oldukları, bu konuların konuşulduğu anlar var. Oralarda bir şeyler dönüyor.
Ama her şey Cevat'ın aleyhine dönüyor. Her şey tabii, Cevat'ın tabii, aleyhine. Tabii. Tamam. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii Necip. Şimdi bakın. 8 tane senetten bahsediliyor ya. Hı hı. Örnek olarak söylüyorum. Kasaba demişlerdir. Demiştir ki Cevat'ı gönderelim. Cevat bu dükkanın masrafını yaptı. Biz Cevat'a senet verelim. Örnek olarak her senede 10 bin lira yazalım. 7 ayda 8 ayda ödeyelim. Ben size senetle ilgili birçok senaryo anlatabilirim yani. Hani bu şekilde de senetleri imzalamış i̇şte almıştır. Dediğimiz gibi ben oraya... lokma dükkanının masrafını ben yaptım. Ver senetlerimi alın ne yapıyorsanız dükkanınızı kullanın. Artık pınarla mı yaparsın, tek mi yaparsın deyip senetler al. İlişki de çünkü bir hocam, ilişki çünkü, olduğu da tescillendi tabii, artık. Tabii ilişki olduğu kasapla, da tescillenmiş. Kasapla Pınar arasında. Ama Necip şunu da atlamayalım. Şimdi orası günübirlik tutulmuş bir daire. Yani Pınar'ın sürekli ikametgahı değil, adamınki değil. O gün için tutulmuş. Evet. Evin nerede olduğu, kaç, işte daire mi her neyse, kaçıncı kat, hangi daire... nerede? Bütün bunları Cevat'ın nasıl biliyor olduğunu konuşalım. Yanında tamam iki tamam. kişiyle geliyor ama nereden biliyor bunu? Nasıl geliyor tamam. oraya? İşte şunu söyleyeyim. Şüphelenip takip etmiş olabilir. Gidip adamı dövmüş olabilir. Örnek olarak söylüyorum. Adamı dövdükten sonra demiş aralarında bir şey yapmış olabilir Cevat'tan kurtulmak için. Cevat'ı göndermek için. Yani verelim Cevat. Hani Cevat'ı gönder gitsin gibisinden. O da demiştir örnek olarak Pınar Hanım'dan bahsediyorum. Demiştir ki o zaman tamam gönderelim adam masrafını yaptı verelim başımızdan atalım gibisinden. Şimdi öyle bir denk getiriyorlar ki zaten kasap da söyledi ben dedi lavaboya gitmiştim dedi. O arada dedi bilmiyorum fotoğrafımı da çekmiş olabilirler bayıldım falan. Fakat aslında yine yaptığımız araştırmalara göre aleni olarak adam banyoya gidiyor. Ve oradan çıkarken de bir insan banyodan nasıl çıkarsa duş aldıktan sonra öyle çıkıyor. Tabii, ve o evet. şekilde fotoğrafları çekiliyor. Yani öyle bir ana denk getiriliyor ki baskın. Adam banyoda o arada haber verilmiş ve birden Cevat'la iki adam kapıda beliriyor. Daha önce oturup meyve suyu içerken denk gelmiyor yani. Tabii. Şimdi burada da bunda da tesadüf diyemeyiz ama. Burada da bir Pınar'ın evet. ve işte Cevat'ın arasında bir işbirliği olmalı yani var. Var. Yani bunu şey olarak yani senet yağması olarak yapmamış da olabilirler. Çünkü bilemeyiz. Her olay kendi içerisinde farklıdır. Biz dışarıdan yorum yapıyoruz sadece. Yani evet. Pınar'la bu kasabı yan yana görüp de belki de senetleri almaya mecbur da bırakmış olabilirler. Çünkü hı hı. bir ayrıntı daha vereyim. Senetleri imzalatan Cevat değil. Yanındaki adamlardan bir tanesi. Şimdi o yanındaki adamlarla olan ilişkiyi de bilmiyoruz. Yani böyle de bir adam var ve Suriye uyruklu olduğunu söylüyorlardı. Değilmiş. Erzurum şivesi konuşan bir adam. Mesela ben bu şahsın eğer gerçekten o gün Cevat'ın yanında olan iki şahsın da gidip ifade vermesini istiyorum. Çünkü kayıp mı onlar? Onlar şu an dosyadan tefrik edilmişler, ayrılmışlar. Şu an kaçak konumdalar çünkü kimlik bilgileri yok. Ama benim öğrendiğim bir bilgi var. Cebinden senetleri çıkartıp da kasaba imzalatmaya çalışan kişi Cevat değil. Yanındaki Erzurum şivesiyle konuşan 30-35 yaşlarında esmer tenli uzun boylu bir ama kasabın erkek da tanıdığı şahıs. Kişiler değil bunlar. Kasap ilk defa tanımıyor. İlk defa gördüğü şahıslardan bir tanesi. Ama senetleri o çıkartıp imzalatıyor. Acaba Cevat'ın arkadaşı mı Pınar'ın arkadaşı mı o kişi? O da var. Onun için o çok diyorum. Önemli. Bir ve bir ayrıntı daha vereyim. Bu kasabın boynundaki yaralanmasına sebebiyet verecek şeyi de darbeyi de yapan gene bu Erzurum şivesiyle konuşan 30-35 yaşlarındaki esmer uzun boylu şahıs. Cevat Necip, darbeyi vurmuyor yani. Necip ya. Bu tariflere uyan kimseyi tanıyor musun Cevat'ın etrafından ya da Pınar'ın etrafından? Ben zaten Pınar Hanım'ı tanımıyorum. Ben yolda görsem tanımam. Hani benim öyle özel hayatıyla ilgili bir şeyim yok ama dediğiniz kişileri ben tanımıyorum kesinlikle. Hani hocam çok güzel bir noktaya da denk yani söyledi. Şimdi yani kim sokağa çıkıp gel iki kişiyi ayarlıyor da işte gel sana para vereyim gidip evi basacağız diye. Böyle bir mantık da zaten yok. Yani Suriyeli de olsa böyle bir mantık yok. Nerede yaşıyoruz biz yani? Sen sokaktan gideceksin iki tane adam alacaksın. Ben o yüzden geçen gün özellikle söyledim. Cevat'ın orada tanıdığı kimse yoktu. Kimse de kalkıp Mersin'den, Diyarbakır'dan... Yani o şahıslar buradan... muhtemelen gerçekten haklı olabilirler. O şahıslar Pınar'ın arkadaşları olabilir. Çünkü Cevat'ın gerçekten Alanya'da bir çevresi de yok. Sıfır. Zaten alışamamıştı Alanya'ya. Zaten Alanya'da dükkan açıldıktan
3,5 ay sonra da bu olay meydana gelmiş. Çünkü Mayıs'ın başında atıyorlar. 24.07'de bu olay meydana geliyor gibi. Peki 2020'de bu Derya ile olan anlaşmazlığı sırasında Derya'nın da iş yerini İsmet isimli biriyle basıyor ya. Orada da ama yine masaya vuran Pınar, kadına tokat atan, döven, sigara söndüren gene tabii. Pınar. Yani yanındaki adam bir şey yapmıyor, İsmet denilen adam. Dolayısıyla Alanya'da gerçekten onun bir çevresi var. Bu İsmet denilen kişiyi tanıyor Pınar. Aslında o olsa mesela onu kasaba söylerdi zaten. Yani o kasaba senet imzalattıran kişilerden biri anladığımız kadarıyla İsmet. İsmet değil. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. İsmet'i kasap da tanıyor. Evet. Kasap da İsmet'i tanıyor. Olsaydı zaten söylerdi İsmet olduğunu. Ama bu tamamen benim görüşüm ki öyle olacağını da tahmin ediyorum. Kesinlikle Pınar'ın arkadaşlarıydı. Cevat'la birlikte gelen iki kişi. Peki. Evet. Cevat Demir dosyasında şimdi kasap var bir kere. Derya Hanım var. Yani Pınar'ın hışmına uğradığını düşündüğümüz kişiler bunlar. Şu anda da mahkemeleri devam ediyor. Fakat herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle bir şekilde bir menfaat deyin, işte duygusallık deyin bir şey. Ama kabak Cevat'ın başına patlıyor. Burada çok enteresan bir bilgi ortaya çıktı. O Cevat'ın yanı senet imza atılırken veya darp edilirken Cevat'ın yanında olanlar tanıdığı kişiler. Değil mi? O Suriyeli falan değil. Kesinlikle. Bildiği tanıdığı kişiler. Ama bunları korumuş Cevat. İşte Hasan Bey de söylemişti. Bunları koruyor. Ama belki o son günkü telefon konuşmalarında tamam ben yandım yanacağım onları da ihbar edeceğim dedi. Ve o kişiler tarafından da başına bir şey getirmiş olabilir. Şimdi bence iki şüpheli daha çıktı. Kesinlikle. Yani hocam bu noktada çok haklı. Çünkü yanındaki şahıslar Türk. Yani Cevat'la birlikte eve gelen şahıslar gecenin bir vakti Türk. Hatta biri Erzurum şivesiyle konuştuğunu biliyoruz. Diğerinde Türk olduğunu biliyoruz. Fakat Cevat ifadesinde bunların Suriye uyruklu tanımadığı kişiler olduğundan bahsederek bunları koruyor. Şimdi dedim ya Cevat'ın kaybolması veyahut da Allah korusun ortadan kaldırılmasının altında yatan tek neden bu Alanya 1 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyadaki olay. Çünkü Cevat dedi ki ben yanarsam hepiniz de yakarım. Ve o iki Erzurum'u kişi de da yakarım. Yanındaki diğer adamı da yakarım. Seni de yakarım eğer ben de yanarsam. O iki kişinin Pınar'ın arkadaşı olabileceğini kesinlikle düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Pınar'ın bulduğunu ama Cevat'ın da Pınar'ı da o adamları da yakmamak için Suriye uyruklu sanki sokaktan çevirmiş cebine senetleri koymuş. Bu arada senetleri imzalatan bu kişilermiş. Tabii Erzurum şivesiyle konuşan. Yaralamayı yapanlar bu kişiler ama kasap bunu hepsi her şeyi Cevat yapmış gibi anlatıyor tabii, doğru mu? Tabii. Bir de şu nokta var. Evet, bu iki kişi kim? Bu iki kişiyi de ben artık açığa çıkaracağım. Yaralamayı da o yaptı, onlar yaptı. Senetleri de onlar tabii. Getirdi mi dedi Cevat. O yüzden mi başı yandı, derde girdi, bir şey oldu. Şimdi amca oğlu Ahmet de burada. Ahmet sen de aynı bölgede yaşıyorsun, aynı yerdesiniz. Sen Cevat'la ilgili ve çevresindeki arkadaşlarıyla ilgili ne biliyorsun? Mersin'deki çevresini biliyor musun mesela? Mersin'deki çevresini bilmiyorum açıkçası. Yani sürekli inşaat işinde yani Diyarbakır'da da kalmaz. Genelde Kastamonu'da, Ankara'da iş yapar. Yani gidip gelir. Ben de Diyarbakır'da fazla bulunmuyorum. O yüzden denk geldiğimiz zamanlarda görüşebiliyoruz ama yani sürekli işinde gücünde işiyle ilgilenen yani öyle senet bir insan. Senet yağmalama filan. Bu işlere girebilecek yok, öyle, bir adam yok öyle şeylerle hiç. Hiç İşi alakası olmaz yani. Necip şeyde mi? Canlıda mı hala arkadaşlar? Necip ve İlhan Bey. Necip şimdi burada hakikaten bu senaryo üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çünkü işte avukatımızın da yaptığı araştırmalar var, edindiği bilgiler var. Pazartesi günü daha geniş çaplı bir açıklama da yapacak kendisi bu konularla alakalı. Gerçekten şimdi aile burada diye konuşma. Yani birileri alınır küser diye konuşma. Cevat bunları yapacak bir adam mı? Ses gelmiyor. Yani herkes çünkü bildiklerini anlatırsa ancak bir yere varabileceğiz. Necip şimdi duyacağım seni. Efendim. Şimdi ben Kemal amcayı tanımıyorum.
Ben programda tanıdım. Cevat'ın babası olduğunu programdan gördüm. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hani bu kasap, biz kasap beyefendinin ifadesinden yola çıkarak diyoruz ki Cevat yanımda iki kişiyle geldi, dövdü, senet imzalattı. Peki kasabın ifadesine göre konuşuyoruz biz değil mi? Evet. Belki Cevat ilk başta gitti, adamı dövdü çıktı gitti, ondan sonra iki kişi geldi bu seneti imzalattı. Cevat'ın ifadesinde de hocam demin çok güzel bir şey söyledi. Hani onların adını vermemiş diyor ya. Belki Cevat gerçekten bunu görmedi. Yani şimdi bunu da varsayım olarak kabul edin. Yani belki o böyle bir plan yapan insan, örnek olarak söylüyorum. Sen bir insana böyle bir plan yapıyorsun. Başından sonra bu adama senet imzalatacaksın, eve götüreceksin, tutak yakalatacaksın falan şöyle böyle. Yani o zaman o planı da yapar. Belki Cevat geldi dövdü. Çıktı gitti. Hani kasap baygın ya, hatırlamıyor ya bir şeyi. Belki sonradan o iki kişi geldi senet imzalattı. Şimdi şöyle, ama Pınar'ın da bir ifadesi var. Yok yok, beraber geldikleri, hı-hı, yani üçünün ifadesinde de yani kasabın, Pınar'ın, Cevat'ın ifadelerindeki ortak tek nokta bu zaten. İçeri üç kişiyle birlikte girmiş olması. Cevat yanında iki kişiyle birlikte eve girdi. Yani ayrı ayrı gelme durumu söz konusu değil. Bu yalnız içi... Cevat Türk olduğunu bildiği halde bu iki kişi Suriye uyruklu gibi gösterip bir şekilde bunları korumaya çalışıyor. Necip, bir şey soracağım. Sen bu kasabı şahsen gördün mü? Ben hiç görmedim. Ben lokma dükkanına gittiğimde, hı, bir tek Cevat abi vardı. Bir de gençten bir tane şu eleman var, personel var. Yani bu kasabı gören kimse yok aramızda. Yok. Şimdi anlamıyorum. Cevat, git bir ayağa kalkar mısın yavrum? Senin boylarında var mı? Aynı. Benden var, uzun var. Değilse benim kadar aynıdır. Kaç senin boyun? 1.87. Maşallah, 87. Evet. Cevat abi 90. Cevat da bu kadar mı? 90 aynen. Vardı belki. 1.90. Evet. Peki kilosu senden fazla mıdır? Benimle aynı kilo gibi. Kilo zayıf. Aa, biraz daha olsun, yapılı bir biraz adam. Biraz daha, aynen. Peki oturabilirsin. Cevat'ın yanında iki kişi götürmeye ihtiyacı var mıydı? Yok. Bravo. Ben bunu başından beri söylüyorum. Bravo, doğru. Geçen, hı, gün de söyledim. Cevat'ın bir şey yaptılarsa ya Cevat'a ilaç, yemeğine veya içkisine herhangi bir şey kattılar yaptılar. Veya ikiden fazla, üçten fazla kişinin olduğunu düşünüyorum. Tek Cevat kişi. Yiğit bir insandı. Yani Cevat öyle bir kişiyle, iki kişiyle yıkamazsınız. Şimdi bakın, Pınar'ın bazı işte ifadeleri vesairesi, konuşma, ses kaydı, o su, bu su. Yani üç tane erkeği de cebinden çıkaracak bir kadın. Tabii. Cesareti ve kavgacılığıyla ve ağzı bozuk her türlü şey. Yani Cevat'ın yanında o eve giderken, diyelim ki sadece sevgilisini basmaya gitti. Ayrıca iki kişiye ihtiyacı var mıydı? Kesinlikle yoktu. Bence yoktu. Hayır. Yani kesinlikle yoktu. Kesinlikle yoktu. Kesinlikle yoktu. Ben o yüzden diyorum. Yani öyle bir kişiyle iki kişiyle yıkamazsınız onu. O hani... iki kişi ne amaçla oradaydı? Yani 1.90 boyunda bayağı yapılı bir adamdan bahsediyoruz. Pınar ufak tefek bir kadın anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Ama yani hani lafıyla şey yapar, döver derler ya, öyle bir kadın. O yüzden sordum. Kasap ne tiplerde bir adam ki? Bir de onu nasıl yakalayacağını biliyorsun. O adamı otururken yakalamayacaksın. İşte duştan çıktığını varsayalım bir şey. Yani ne yapabilir sana? Dolayısıyla o adamlar kimdi? Ve neden oradalardı? Neden Cevat onları korudu? Burada bırakalım. Burada virgül koyalım. Çünkü bekleyen bir konuğum var. Artık onun biraz işinin çözülmesi ve sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Beytullah Bey'i davet ediyorum. Beytullah Özel, kızının ikinci eşi tarafından torununun istismar edildiğini, kızı Seval'in ise kocasını tercih ettiğini iddia etmişti. Ekibimiz Seval'e ulaştı. Bir dede nereye kadar bakabilir bu çocuklara? Ne yapmayı düşünüyorsun Seval? Ben de isterim çocuklarımın benim yanımda olsun ama olmuyor Serap Hanım. Bey kızını istismar etti mi? Benim eşimi suçluyorlar. 11 yaşında da ergenliğe girmemiş bir çocuk o Serap konularda Hanım, bir hayal üretemez. Ama... Şikayeti neden geri aldılar? Sen anne olarak neden kızının şikayetini geri aldırdın ve kocan 3 ay sonra cezaevinden çıktı peki? Seval çocuklarına sahip çıkacak mı? Birazdan. Merhaba Beytullah Bey.
Beytullah Bey'in eşi Havana Hanım ve kızı Seval telefonda. Hemen bağlanalım. Önce Havana Hanım'a soracağım. Havana Hanım, merhaba. Evet. Merhaba, şimdi, iyi günler. Merhaba, bu konuyu artık bir bağlamak, bir sonuca ulaştırmak istiyorum. Sen kendin başını alıp gitmişsin, kendini kurtarmışsın söylediğine göre. Seval kocayı bulmuş, iki çocuğuyla başını almış gitmiş. Kızı istismara uğruyor, iddiaları söylüyorum ve mahkemeye tutanaklara yansıdığı için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Adam 3 ay cezaevinde kalıyor, sonra şikayet geri çekiliyor. Bu şimdi... dedenin üzerinde iki tane çocuk. Biri 16, biri 14 yaşında. Serap Hanım, özellikle evet. Reyhan'ın da vasisidir. Mahkeme ha, vasisi aynı kendisi. Zamanda kız olan torunun da vasisisin. Ne olacak bu çocukların hali? Herkes kendini kurtarmış da çocukları düşünen yok gibi geldi bana. Ne diyorsun? Serap Hanım, iyi günler. İyi günler. Serap Hanım, ben oradan terk etmedim. Onu döverek kayınvalidemi, beni ve kardeşi İsmet'i, eniştesi Mustafa, kardeşi Sevlay vardın. Ben kendim terk etmedim evi. O sürdü, kovaladı. Havan Hanım, ben sana evi sen mi terk ettin, onu seni kovdu diye sormuyorum. Söz hakkı istiyorum. Boşanmak da istiyor zaten. Sen de dönmek istemiyorsun. Burada diyorum... istismara evet. da uğramış, psikolojisi bozulmuş ama hala dedeyle yaşamaya çalışan 16 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. 14 yaşında da bir erkek. 14 diyor. Yaşında iddiaya göre hırsızlık yaptırılmış gittiğinde üvey babası. İlk bir tane erkek çocuğundan bahsediyoruz. Sen anneannesin ve bir tanesinin evet. de vasisisin. Bu çocukları yanına almayı düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Serap Hanım, ben bu çocuklara bakmayacağım diye bir itirazım olmadı. Neden madem ben çocuklara bakarken oradan sürmüş, kovalamış beni çocukların yanından? Sürmedim ya ben sana. O konuyu konuşmuyorum diyorum. Bundan sonrasını konuşuyoruz. Seni kovdu. Sen de intikamını evet. aldın, gittin. Söz boşanacaksın istiyorum. Da. Söz hakkı istiyorum. Buyur. 16 Temmuz günü evden kendin. Sabah 5.30'da ben Reyhan'la bahçeye su sulamaya gittim. Sen çocuklara... Ya sulamayı falan bırak. Hayır, anlatım. Fazla biliyorum. Vaktim yok çünkü. 25 gün annemin yanında kaldın. Seni defa kez gel dememe rağmen niye eve gelmedin? Sen de başka kadınla yaşıyorsun da o yüzden. Serap Hanım. Başka kadın var hayatında. Serap Hanım, ben tehdit ettim. Evden sürüldüğüm için ben o evi terk ettim. Ben tehdit etmedim. Ben çocuklarımın başındaydım. Polis, neden sürmüş kovalamış madem? Polis de ifadende beni darp etmedi. Elbette söyleyeceğim tabii tehdit ki. Tehdit etmedi diye. Şiddet yap. Döv, sür, kovala. Tehdit madem etmedi diye. Madem neden sürdün, kovaladın? İfadem ben var. Çocuklarımın başındaydım. Kusura bakma. Havaklılar, polisinde gene de bu var. Gene başında olabilirsin. Sen neredeysen onlar da senin yanında olur. Olur da Serap Hanım, neden sürmüş kovalamış? Ben çocuklarımı defalardım. Bu çocuklar için ben de dayaklar yedim, işkenceler çektim. Sen Serap bu çocukları Hanım, istiyor musun, istemiyor musun? Ben çocukları getirsem ben kendim, oğlum bakıyor zaten. Kendim bakamıyorum ki, ben neyle bakıyorum? Bunu söyle. Beni kovdu da o yüzden bakamıyorum değil. Bakmak istedikten sonra o iki çocuk, vasisi sensin. Ne işe yarıyor senin vasiliğin o zaman? Sen suç. Çocukları alırsın ha, ama suç. Senin ailen istemiyor. Hayır hayır, şu an vasinin çocuğu yanında bulundurmaması da bir suç. Ayrıca. Sorumluluk halinde yani şu an. Ya şimdi vasisisin, mesela Reyhan evet. mıydı? Reyhan'ın evet. ne yediğini bilmiyorsun, ne içtiğini bilmiyorsun. Dedenin evinde nasıl bir hayat yaşıyor bilmiyorsun. Sokakta neyle karşılaşıyor bilmiyorsun. Yarın bir gün başına bir şey gelse sana diyecekler sen neredesin, ben şurada. Sen bu çocuğun vasisisin. Niye yanında değil o zaman? Serap Hanım, ben zaten çocuğun yanında bu görevlerimi yapmak istiyordum. Neden sürmüş kovalamış? Bunun cevabı onda. Başkasını seviyor. Başka kadınla beraber. Ne diyeyim? Sen biliyorsun zaten. Bari, torunlar gelse kabul biliyorum. Edecek mi yani? Biliyorsun bari. Daha ne bana soruyorsun? Avukat Bey kabul Serap etmez. Serap Hanım, ben şunu söyleyeceğim kısaca. Benim bu savunma hakkımı şu olmadığı için ben bu adamdan boşanmayacağım da o çocuklarımın hakkını bir başkasına da yedirmeyeceğim. İstediği yere gidebilir. Yola açık olsun. Ya boşanma. Ben sana boşan da demem. Boşanma da bana ne? Ben diyorum ki bu çocukları ailesi düşünmüyorsunuz. Istemiyor. Sen kendini kurtarmışsın. Annesi. Demiyorsun ki benim torunum orada
bak, babasının annesinin evine gittiğinde üvey babadan kötü muamele görmüş. Ya bu çocuğun bir kadının bakımına ihtiyacı var demiyorsun. Kendini kurtarmışsın. Rahat rahat yiyip içip uyuyorsun. Serap öbür tarafta ben sana bir şey diyeyim mi? 16 yaşındaki kız yani kötü alışkanlıklar edinmeye başlamış ya. Hiç mi umurunuzda değil Allah aşkına? Adama kızıyor olabilirsin. Gerçi annesi Seval de telefonda. Seval merhaba. Merhaba Serap abla. Seval ne olacak kızım bu çocukların durumu? Valla Serap Hanım şöyle söyleyeyim Serap abla. Ben Reyhan'ın diyemedim de. Şeyse anneannesinde ya. Evet. Beni verilmiyor. Verilsen o. Ya verilmese bile senin yanında olabilir. Dedenin yanında olacağını ama orada da bir tane üvey baba var. Onun yanına artık kız çocuğu falan konmaz yani. Yani. Evet. E ne olacak? Sen ne diyorsun Beytullah Bey? Kızına hani çocuklarına sahip çıksın. Vermem çıksa... o. Vermem o. Tabii ki vermezsin. Ben sana ver demiyorum. Ne diyorsun? Kocasını bırakıp boşanıp öbür çocuklarını da alıp o gelsin. O tercih hakkı ben onu önce kullandım. Bu saatten sonra ben onu kabul etmem. Çünkü o beni bir kere terk etti. Şöyle söyleyeyim. Kızım daha telefon attığında 2016'daki taciz davasında doktorum telaffuzunuzu anlayamadım. F44 diye bir rahatsızlık var mıdır? F44. Evet. Yani o bir şeyin kısaltması ama bilmiyorum onu. Bu şekilde bir rapor olduğunu söylüyorlar. Kimin? O bir F44 ICD kodudur onun evet. Ama onu açıp bakmak çocuğun gerekir. Çocuğun yalandan bağırma, bir şey yalandan ağlama, kişilere iftira atma gibi doktordan rapor almışlar. Savcılıkta diyor. Bu rapora bana göstermediler. Öyle iftira atma hastalığı diye bir şey olmaz. Kendilerinin ifadesi. Savcılıktan öyle bir rapor alınamaz yani. Almışlar. Zaten adli bir rapor değil. Zaten savcılıkta öyle bir iftira atma hastalığı alınmış, diye bir şey yok. Çocuk kendi gelişim uzmanından alınmış diyor. Kendi itirafları... Yani paranoyak mıymış senin torunun? O mu yani? O yaşamaz. Hayır. Efendim Seval. Abla biz kendimiz almadık. Bak ben olayı açıklayayım yapayım. Ben avukatla görüştüm. Kızımın da ana sınıfından beri psikiyatrik destek aldığını söyledim. Bunu babam da biliyor. Ben Muğla'da savcılıktan ben doktorla görüştüm. Muğla Üniversite Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri doktoru vardı. Evet. Ben doktorla görüştüm. Doktor bana şunu söyledi. Ben size rapor veremem ancak beni savcılıktan kağıt gelir. Ben o zarfı kendim açarım. O rapora da savcılığa kendim gönderirim dedi doktor hanım. Bu doğru. Evet. Bizzat kendi Messenger'dan yazdılar. Size de teslim ettim. Peki ne, sonuçta ne çıktı yani söylediği gibi şöyle mi? Şöyle yazıyordu Serap Hanım. Beni verilen yani ben savcılıktan fotokopi olarak aldım. Savcılıkta vardır bakın tamam araştırabilirsiniz. Yani. F44 diksiyon bozukluğu. Diye bir tane daha bir cümle var ama o şu an aklımda diksiyon değil. Diksiyon bozukluğu konuşmada bozukluk diksiyon demek. Diksiyon yani bozukluğunun ne alakası %70'inin... var? Bana söyledi. Biz kontrolü götürdüm ben kızıma. Ben doktor şunu söyledim. Yalan söyledi, söylüyor dedi doktor. Peki normal mi dedim. Bana hayır normal değil dedi. Yalan söylüyoruz sen söyledin ama doktor dururken yalan söylüyor yani, demez. Diksiyon bozukluğu bir hastalık değil. Değil. Yani, konuşma, kötü Türkçe, kötü konuşma. Yalan söyleme de zaten normal bir şey değil. Istiyorum. Bunun araştırılıp bulunmasını istiyorum. Bu raporun çıkartılması. Hayır. Yani savcılık var Serap abla hiç sıkıntı değil. Seval bak siz doktora var. Demişsiniz ki benim kızım yalan söylüyor. Onu bir muayene edin. Ben öyle anlıyorum. Şimdi, doğru mu? Hayır Serap abla biz yalan söylüyor demedim. E çünkü kocana doktor iftira atıldı. Doktor söyledi. Yani istismara uğramadığını kızının aslında yalan söylediğini mi söyledi doktor? Nasıl? Kızının aslında istismara uğramadığını ama kızın yalan söylediğini mi? ICD evet, kodlarını aç hanımefendi. Çok özür dilerim hocam. Bitirsin. Ha, ama reklama gitmem lazım. Çok özür dilerim. Tamam. Efendim bu beyefendinin torunuyla ilgili F44 ne demek diye hemen bir baktı hocam. Çok önemli bir bulguya ulaştı. Bir cümleyle söylesin. İleri derecede kaygı bozukluğu demek. Yani travmaya bağlı kaygı bozukluğu. Dolayısıyla aslında çocuğun istismara uğramış olabileceğinin bulgusu. Evet bunu da haftanın son gününde bir vurgulamış olalım dedik. Efendim
Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü ekranlarımızın başında yine sağlıkla buluşmak için hafta sonu lütfen maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edelim. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim, Allah'a ısmarladık.